Yayında mısın? Ha, yayındayım. Ha. Ne oynuyorsunuz? Dex. Şey mi? Paletli mi? Paletsiz mi? Adam iki defa munisyonu aldı ya gene. Bir Paletli dakika, biraz oynayacağız oynuyormuş. da. Ağzıma sıçmaya da E75 aynı adam. Gemide coşuyordum. İnşallah burada coşmaya devam ederim. İyiymiş. Oğlum New York'la Warships'te demin Ha. kaç 20 torpilin arasından sıyrıldım, sadece bir tane yedim. Süper abi. Ve uçaktan attılar şey yani bir saatin yaklaşık 270 derecesinin her tarafından geldi. Çok garip bir oyun oldu bu arada. Atın bakalım. Ulan daha dün de böyle sadakamsı bir şeyler vermiştim millete. Nazar boncuğum da yayındaydı. Olsa ki şey yanımdaydı. Yayındaydı dedim ya. Nazar boncuğunu yayına koymak. Ben multiplayer'da mısın? Hayır abi. Ben Steam. Valla Twitch'ten ben şu anda kendiminkini açtım. İyi. İsteyen Twitch'ten de izleyebilir Burçak'tan arkadaşlar. Muhtemelen biz öleceğiz, Burçak devam edecek. biraz zor ihtimal ama olsun. Sırasıyla Selçuk, ben Burçak diyorum. Total ölme Yok, ben süremiz daha yaklaşık önce 13 ölürüm. saniye. Ben daha önce öleceğim. Abi Selçuk zayıf Tamam, peki olsun en ya. son öleyim. Topçu alıyorum. Al kafamıza vursunlar, al. Aha, çok güzel. Bir tane geldi sadece. Evet. USS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 S
Yetememiş USSS zararlar. Ya bakın. Baktım. Sola gidelim. Ozgul Yevani adamın kanalının ismi. Bu tank ne ya? Bu tank Yak D100 tanka benzetilmiş tank avcısı. Hayvanlısından. Sola gidelim. TD ve Medium Gayet bunların hepsi yetişir alaya burada. kepe basacak. Ama gelirim. Sola gidelim. CT'ye çok bakmıyorum zaten kafa bilmiyor. Ata ata gelsin. Neden boş uçum? Artı ata ata gelsin. İkinci monitör kullanmıyorum abi. Denedim. O denedim. RT'yi ben oynuyorum. Selçuk sen değil. Tabletten Bir bakıyorum yere abi. gelme Ne niyetim yapar? yok. Nasıl Mahveder. gelme? Öleceksin abi gelmezsen. Belli olmaz. A9'a kadar gelmen lazım. Denedim ikinci motoru sevmedim. Gariplikler oldu. Nasıl yani? Ya o şeyi sevmedim. Masum o tarafa geçmesini istemsiz olarak bazı durumlarda. Ve bir de kaliteyi şey yapıyor. Yani ne olursa olsun biraz FPS'yi düşürdü çok hafif. Yok be. Tablet yok, iPad. Oo. Evet, Burçak'ı gören şaşırıyor arkadaşlar ilk defa onu biliyorum. Ne bekliyordunuz? Herhalde şey bekliyorlar abi böyle 14 diye şimdi 22 22 22 yaşında sırım delikanlı mı bekliyorlardı? neredeyse giriyordu mermim ama giremedi mermicim vurduramadım ben sana aldıramadım kalbimi o boşluğa Leopar'ın Oğlum, Chariot'larımızın durduğu plakasını yer çıkartma abi. şahane. Bir tepenin Nerede en peki? tepesine çıkmış böyle. Göremezsiniz oradan. Ne Hadi yapmış size ya? döneyim. Leopar niye çıkmıyor? Ya abi.
Ne alaka ya? Bu hep şey işte, önüne doğru nişan atmasının arka tarafı aslında nişan aldı burada. Leopar'a nişan almadı ne yazık ki. Biliyorum yani öyle bir saçmalık olduğunu. Abi ben size dönmeyeceğim. Sizde iş yok. Öbür Dönme, tarafta. dönme. Dönme. Bu herifler. Benim jug'ım niye gelmiyor ya? Abi dalga mı geçiyorsun benimle ya? Neyse siz orayı alırsınız herhalde abi. He, 50-100. Kesin delersin oradan. Ana T49. Wild T49 appears. Adam göz göre göre, göz göre göre. Abi adamların iki tane yak panzer Abi E100'ü yan dalga mı yana gidiyor. geçiyorsun ya? Bu 140 kendini burada dürüm yaptırdı, dürüm. Ay salak. Dağdaymış. Dağ taraf düşüyor gençler. Yapmış ki de en sonunda gidiyor galiba bunu almaya. Bakalım. Helal. Oradan olmaz o iş. Helal. Daha buradan vurdum ya. Bu da güzel. Artı 7 galiba bir FV. Evet. Hidden'cığım sağ ol. Teşekkür ediyorum. Ha, abi dün, bugün uçtum ben Dolmabahçe Sarayı'nın önünde. Arabadan. Ay şeyden, motordan. Bakanlık aracı dönülmemesi gereken yerde bir U dönüş yaptı. Orada sorun yok. Abi sonra geri vitese taktı. Şeritte geri gelmeye başladı. İki şeridi de çapraz olarak kapatmıştı bu arada. Abi bir çarptım herife. Direkt bagajın üzerinden fırladım yola. Ama iyiyim. Koruma, motordan ayrıldığım için sorun olmadı. Hadi be. Yapma ya. Hadi bir tane daha atacaksın, sonra biz çekeceğiz onları. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Herif iyi kaçtı. Yok kafa dağıtayım diye açtım abicim ya. İyi ki yavaşız ha. Ne oldu? Kimse ölmedi. 4 atışta 4 adam çektim ama hasarım Evet. 3. Ah, Mişin baba teşekkür ederim. Sağ olun. Bu arada ben kendi chatime niye Teşekkürler bakmıyorum? Tunacığım. Bakanlığın arabasında bir şey oldu mu? Vallahi Facebook sayfasına koydum. Tamponunu göçerttim. Boydan boya işte, bir de bagajını göçerttim. Benim motorun sağ ön tarafı biraz darbeli oldu ama sürülebilecek durumda. Sadece korumalıkları vurdum. Çünkü son anda sıyırdım sola doğru. Hani soldan çarparak öyle çapraz gelip hoba diye atladım. Hoba diye atladıktan sonra çat çat iki darbe, bir de diz, ama sonra kalktım. Nedense adamın üzerine yürüyesim geldi o anda. Ne yapıyorsun lan diye. Sonra adam abi iyi misin deyince, ha dedim doğru, kaza yaptık. Adama yürüme abi.
Modeli Tiger 800 diye bir şey işte. Çakma BMW mi? Triumph çakma marka değil lan. Gayet güzel 3 silindir. Özel bir seri. FV 4202 görevleri 15'inde başlıyordu, değil mi? Öyledir herhalde. Kasılmayacak abi yani. Gün. Eyvallah. Biri vatan haini yazmış bana. Kanlı kanı çıkacak. Güzel. Eyvallah. Niye vatan haini? Bakanlık aracına çarptım ya. Ha. Hangi bakanlık olduğu önemli abi. 06 plakalıydı vallahi. O kadarını biliyorum ama beyaz plakaydı. Sola git, sola. Ben burayı oyalamaya oynayacağım. Güzel güzel de işte yarısı kaldı artık o motorun geri. Bakalım. Kaskodan da yaptırabilirsem her şeyi satılığa bile koyabilirim. Hoca bırak Ay şu niye durdun motor sevdanı artık ya. lan? Var abi daha. Daha birkaç takla dağıtmam lazım. Uygar memlekette kullanmıyorsun ki. Doğru diyorsun. Ama ya çok ya hani öküzlük yaptı tamam bir kere döndük dersin de sonra kervidesi ya vuracağım ben sana filan tarzında bir şey oldu. Çok gülüyorum aslında düşündüğümde. Aa, çok güzel ama. Daha çok da ayrı diyarlara gitmişiz. Selçuk, şu anda senin Ne önündeyim. kadara? Valla 30'a satıcı şey koyacaktım da bir dönsün kaskodan bakalım. Abi kimsenin de ilerlemiyor olması gayet şaka yani. Yani işte bu hedefi ISCD aldılar. görmüyorum bu arada, ona göre. Ben gene milleti gaza getirip ben içeriye sokuyorum ya tankı. Allah'ım ya. 50 tane de adam var. Arkadaşlar bakacağım gelene ne olduğuna ne bittiğine. Teşekkürler şimdiden atılan bağış için. Ve hala evvel aha binaya girdim. Nişan al ula insafsız dedi diyenleri duyar gibiyim. Performans kaybı olabilir arkadaşlar ama çift monitörle oynarken oyunu arka plana yani ufaltmadan değiştirebilmek için benim için şu anda daha önemli. Abi nereden gördün de vurdun ya? Şu E100'e abi biraz destek. E100'e tamam. Hemen döndüm, yüklüyorum. Yalnız bunun aşırtması iyi aşırtmıyor ya. Orada sabit duruyor mudur? Kör atmak istemiyorum ya. 26 saniyede dolduruyorum ya. Abi daha 1'e şeyiz, kişi var yani. Abi 58 süper hasar ya. Vallahi yani efsane bir hasar gördüm ben orada. Evet, ben de gördüm onu. Aha. Kabakta Lorraine duruyor. Süper oldu. Foş'un onu çekmesi gerçekten. Girdi. O E100 hala bana bakıyor abi. E100'e mi girdi? Ne E100'e? Hayır, Lorraine'e girdi. O SCD bir şey açacak mı acaba? Aha, E100 açıldı. Tamam. Aynı Güzel. yerde Müthiş. bekliyor abi. Tamam. Yüklüyorum. 2 1 küçül attım. Ay gitme. Ah girdi. Girdi girdi. Hayvan gibi girdi. Hala Abi aynı yerde inanılmaz bir oyun duruyor. ya. Evet abi. Hatta daha güzel yere geçiyor.
Selçuk geliyor. Gelmez abi o. Tamam, o bende. Tamam, Aa, Selçuk sen kaçtı. al. Adam inandı bana ya. Yani inandı hakikaten. Taktı sana. Hadi. 2 saattir beni bekliyormuş bu herif ya. Kim? T92 abi, ben buradayım 500 saattir ama ya. Ve E100 Mefta. Selçuk, senin sağında adam var mı? Babak lan arkadaşlar, görev açıldı. 7 gün premium, haberiniz olsun. Selçuk, sağında adam var mı? Yok galiba. Pop var bir tane de. O İsmail de ileride. ne alaka ya? Heh, gördüm, geliyor. Aa, T92. Olmadı ama. TV'li de hasar yaptırmıyorlar bana. Oğlum yavaş, biz de ateş edeceğiz ya. 7 gün pre görevi arkadaşlar, bize özel, baba klanına özel. Sizlere değil ne yazık ki. Sağcım, bakacağım overlaylere de, mesaj reviyeni bir haftadır bakmıyorum. Ateş edemiyorum Skoda yüzünden. Arkadaşlar, ben Aslayn paketini indirip oradan beğendiklerimi seçip Warships mi kuruyorum. yazıyor? Değiştireyim ismini. İlk defa bunu fark eden Arman oldu bu arada. Tebrik ediyorum kendisini. Nereden değiştirebiliyorum? Yo, yayın kategorisi World of Tanks yazıyor bende. Abi 2500 hasara. Ne var? Ha, duble değil, tamam. Duble 1000 XP az değil mi diyecektim. 3 kere mi yapacağız? Sex, Drugs and Rock'n'Roll gelmiş. Ne Şeyden. yapıyormuşuz? Mantadan. Tamam, sağ olsun. 3 kere en az 4000. Demek ki beni kandırıyor arkadaş. 3 kere en az 1000 mi? 4000. Ha, 4000. Kaç maçtı? 5 maçta mı? Yok, maç başına. 2 saat işte, 2 saat. Zor. Bakalım. Nasıl zor ya? 3 maç üst üste olması Can. zor abi. Üst üste değil ya. 2 saat içinde total mi? Hı. O zaman yapılır tabii canım. Ha, Artı ben de overlay'im. sevdası özel bir yerden gelmiyor. Ben bütün tankları kasıyorum. Sırada bu var. Aha, artı için olabilecek en kötü harita. Himmelsdorf'tan daha mı kötü burası? Evet, Himmelsdorf'ta iş yapabiliyorsun. Burada hiçbir şey yapamıyorsun. Peki. Bir tane vardı ama iki maçta üst üste birincilik veya asma dalyası mı ne istiyordu? O zordu galiba. Geldi. Yok Mert, şimdi dur bir. Mavi de dinliyor oğlum zaten şeyden. Hep her seferinde çek değil mi bunu? Yoksa önceden alırdım zaten, biliyorsun. Kafa bir biliyor zaten. Aa, Ben buradan bakmadım seni geçeceğim. Lorraine'e Bende kaç. ölecek adam yok ya.
Bakarız Ya şimdi. gidecek çok adam yok. Sağ tarafa geçiyorum ben ama sen E100'müşsün zaten. Dünyalardan farklı atarlar yaparak oynayacaksın. Ha gerçi karşıya geçenleri vurayım ha ya. Oraya gitseydin önüne bakacaktım artıyla. Şimdi Yok kimse yok. gitmiyor. Kimse gitmemesi daha iyi oldu benim için. Ben de tek kalmak istemiyorum öyle bir yerde. De. O zaman buraya free ride adamlar. Spotter namına bile birisi gitmedi ya. Tamam vur işte E100'ü abi vur. Gerek yok. Abi dalga geçer gibi. Adam spotlanmadı. Ben spot yedim ama. Kanveyciğim çekil bakayım. Enteresan. Oho. O E100'e de atışım var ha. Orada tutarsanız onu. Tabii Behçet Ne? bizim base'e girdiği için girmek üzere Ha, olduğu büyük için sıkıntı. abi oraya kimse Anladım abi. gitmezse aynen bu oluyor. Oha, iyi gelmiş herif. Bir de açılmadı. Aha! Arka tarafa bak. Vay anasını. Sayın seyirciler. Bunu Tamam demek dönüyorum istiyordum. ben dönüyorum. Biliyorum abi gördüm de. Artık dönmem bir şey ifade etmeyecek büyük Aynen ihtimalle. öyle. Ben sana söyleyeyim Genco. Siz ondan Ben yavaş yavaş uğraşırken ben ilerliyorum. Ben Lorraine'e yavaş yavaş kaç ilerliyorum. geçirmişim ve o tip işlerle şey yapayım. Atakan sor hocam. Alp, Alp, orayı bırak, şuraya gel. Şuraya gel, şuraya. Ne diyorsun ya? Orayı bırak, şuraya gel. Abi nasıl geçeyim oraya? Ne diyorsun anlamadım ki ben. Neyse dur bakalım. Bir şeyler anladık galiba şimdi. Lorraine Şuraya mı 1300 girmiş girmemi demin. istiyorsun? Şu ikisine odaklan. E tamam abi alır gelirim ben onları. Nereden gördün lan burayı? Bomboşmuş hakikaten. Abi bana Steam'den hediye yollasan. Oğlum niye adamlardan Ne yayıncıdan hediye istemem alaka? ya? O kadar komiksiniz ya. Oğlum yayıncıya hediye verilir yurt dışında bizde hediye isteniyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Alman ağacı tamamen bitti. Oynayacağım da şu anda Alp'le Behçet miydi onun beraberiz. arasındaki Sabah fark? oynadım deli gibi. Ruslarda bir obje kaldı. TL4 Lightweight'i de açtım ama daha hiç oynamadım. Param yok daha modül takacak. Neyse Yani oyun 3000 hasar falan olmadı. 430'u da açtığım zaman Rus hattı da bitiyor. Oho herif. Alakasız biraz. Amerikalılarda gördüğünüz gibi bir tek şu anda oynadığım topçu ve arkasından T92 kaldı. Burçak bu arada kendi yayınında Hidden bir okumuyor olabilir. Evet, Aklımda. sizinkileri okumuyorum. Clan Z'yi protesto ediyorum. Sevmedim. Okumayacağım Ya şaka mısınız? Artı atıyor bana ya. da. Ay işte düşün. Fransızlarda gördüğünüz gibi durumum biraz acıklı. Sadece 50B açtım. Medium'larda 13.90'a geldim fakat oynamayı hiç sevmediğim için bir türlü daha Çok ilerleyemiyorum. yanlış yere gitmişim ben ya. Ne oldu Topçu lan? keyifliydi. 155-51 çok keyifliydi. Fakat 55-55'i alacak daha param yok. Olsa onu da alıp oynayacağım. Oha bitmiş Sonra da herif. Foş'a gideceğim. E bu dayı nereden vurdu? Seni. Topçuyu bulamıyor bu herifler. Topçu burada bir yerde abi.
Yok artık. Evet abi. A3, A5 oralarda bir yerde. Bakalım. Bence öyle yani. Ulan K sıfırdan çıkmasın da sonra. Ben içeriden mi dolaşıp geldim? Ben dışarıdan Evet. dolaşıp geldim ama şeye kadar çıkmadım. 9-0 hattına kadar gitmedim yani. Nerede oğlum bu herif? Burada değil. Vallahi olabilir. Bizim kepe doğru gitmiş olabilir yani. Ah. Karşıda 15 kişiden biri de yazmadı mı ya? Nerede diye. Yazmadı abi kimse bir şey. Yazsa görürüm. Niye yazmadılar? Nasıl olabilir bu ya? Deli misin? Ha işte oradaymış. Ya o spotu vermediler ya ilk anda. O yüzden. Biz oraya girdiğini sanmadık. Burçak'ın yerine bakayım. Sizi bekliyorum abi. Tektri reklamı yaptım azıcık. Ha, adamı öldürmeye kasacaklar şimdi. Oradan nereden geçiliyor bakalım görelim. 14 kişiyiz. Orada bir yerden çıkılıyordu. Aha vallahi Teon gördü. En arkadan çıkılıyormuş abi. Ah canım. Ah canım. İndi bile herif bir de oraya. Bugün de suratım. Ha. Demek ki o köşeden çıkılıyor oraya. Very interesting. Bunu da kazandınız ya. Size bir şey demiyorum. Ya Gü düşünün işte 3. günahınız banaydı yani. Ha evet. Behçet seni kötü yakaladı ya. Oha. Bu kadar lezzetli oyuna rağmen deyim hasardı. Okey. Behçet dediler. Behçet hissettirirler. Sen niye yüze taktın Selçuk? Ne bileyim. Dönerim ben de. Görmediğiniz için dönüp Ah, çıkarım. o Behçet'in yanına alacağımı biliyordum da ben. Neyse hadi. Abi tepeye doğru hallensene sen. Bak FIFA Belki birine fi. vurursun. Ya vuramam abi ya. Vurmaz yani. De ben vuruyorum arada. Bakayım neredesin? Köşeye geçtiğinde biri çıkmış olacak. Bir tek ben mi varım ya? Herifler ağır. Bunlar tepeyi alır gibi mi geliyor? Zorlamayayım. Değil mi? A tarafa mı gitsem? Tepeye benim Aa. reload'um biter mi? Bilmiyorum ha. Zor sorular bunlar. 26 saniye. Bana da zor geliyor. Ne? Ben yine de bir deneyeceğim. Dağ tarafı ilerliyorum abi. Yok. Ya tepeye iyi ki çıkmamışım ya. Ah, ah, Alman artisi olsa şu anda şu atışı yapardım ama.
Helal. Seydi gelmiş. Abi 50-120'nin nerede olduğunu görüyorsunuz, değil mi? Üzgünüm abi, iki tane öküzümüz var orada. Prota galiba ikinci tane hanım nişanımız, bir üf geldi çünkü. Abi benim mermi havadayken öldürdüler. Hiçbir şey yapamadım. Allah Allah. Aa, full AS'ydi, ne güzelmiş ya. Hiçbir şey yapamadım. Ateş edeyim mi? Ateş edeyim mi? Eyvallah. Hiçbir şey yapamadık. Çok kötü oynadım. Eyvallah arkadaşlar. 10 TL'ydi, bayağı kötü patladı lan oyunun ortasında. Sonra mal gibi ölelim değil mi hepimiz? Evet. Choose your venom. Evet, arayın gördüm. 4000'i geçtim bu sefer. Behçet'le yine AMX 1390 falan ramlenebiliyormuş, iyi. 600 falan aldım galiba, ya da 400 mü aldım bilmiyorum kaç aldım. Şimdi son hasarları vuramayacak bir tank alayım ki namım yürüsün. O M53-55 bana kaldırır pipisini. Baya büyük sıkıntı olacak ama. Oo, çok fazla medium var. E tarafında beklesem mi acaba? Ama bu da vurmaz ki. Yok, ben direkt koştur koştur J3'e gidiyorum abi. Okey. Okey de. Bu arkadaşlar Super Mario Tank Edition. Kontrolörle oynanıyor Nintendo'nun. Wii üzerinden şey medya streaming ile yapıyorum. Nintendo Wii üzerinden. Selamlar arkadaşlar. Abi C3 Burçak. Hı. Ne C3'ü? Ne demek C3'ü? Ah C3'e Burçak. geçsin mi diyorsun? C3'e geçecek. Abi burada Geçemez. kalmayacağım ilelebet. İlk atış bu. Espin XR. 50 mi yer gün oynarız da Espin XR'la. Yalnız o kaza Espin XR'la yapsaydı 40 bin lira hasar vardı herhalde.
Anasını Helal, helal. satayım seni. Adam Anasını. amacı o zaten oraya Ah. geçmekteki. Kaçırdım. Topu çok kötü bu aletin ya. Selçuk. Please don't mate. Please don't. Yiğit atan. Daha Aa baba var karşıda. evet, baba var. Sorun değil. Bizim burası artıya açık şimdi. Açık açık. Bizim Hayvan gibi şey yapıyorsun ya. Oo. dört kişi kaldık. Kimse de burada şey yapmıyor. Sağ tarafta bir tane STP var, ben sana söyleyeyim. Biliyorum, biliyorum. Ben kaçıyormuş izlenimi veriyorum abi. Aynen. Boş ver, ben de burada durmayacağım artık. Ben kaçıyor izlenim vermeyeceğim. Ben direkt kaçacağım. Önümden. Çık önümden. Şu T95'in önüne bir şey gelir mi acaba? Dehşetle bir Abi savaş Skoda'yı yaşandı ya. vuruyorum desem sana. Vur abi o zaman. Ne güzel. Bir de hareket ediyor. Bir dursa. Şimdi de kayboldu. Ah. Burası düşecek. E100 geliyor Allah'tan. Yüz gelse de Ah. kaybediyoruz. Iskalayıp duruyorum. Çok kötü bunun toprağı. E100 nereden geliyorsun? %47 ile geliyorsun anasını satayım. Nasıl geliyorsun? Ağzını burnunu kırmışlar, oradan geliyor herhalde. T55 ya niye öyle bir şey yaptı ya? Abi dalga mı geçiyor bunlar? Abi yani mermi nişan aldığımın tamamen alakasız yerlerine gidiyor. Ah ah, Fransız Düştü mü damarına tanklarından hiç yoksa? hoşlanmıyorum ama Düşmedi daha, düşmedi. artileri en E100 azından iyiydi. Tamam, 13.90 geri çekiliyor. Bırak E100. Ha? Vurdum bir şeye. Vurdu vurdu. Dur bakayım sağdan. Soldan. Yok abi. Geliyorum sana doğru. Hop 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 hop. O çok şarjörlü. O çok şarjörlü. Tamam abi. Tamam. Dolumdayım ben. Bir Sen buçuk gel. saniyede atıyor. Çok Dolumdayım. şarjörlü ne demek abi? Çok şarjörlü, fena şarjörlü yani. Öyle bir şeyler işte, düşün. Tamam, artıya çıkart onları. Olmadı. Nasıl çıkartayım abi? Abi şu anda STB 1'e Kaçıyorum bakıyorum abi. da, Abi. mermi Aynen, gidene kadar. burası bitti. Artı atacak onların önüne ya. Abi gelsin atsın, ben buradan spot vereceğim, ne yapayım? Ben de ta en uca geçtim. Abi Toş'tan kafalarını çıkardıkları anda atmam lazım. Daha ileri gelirlerse sıkıntı. Aa, bakıyorum Tamam. valla. Yani gelip gelmeyeceklerine emin Dönecekler. değilim. Bence dönecekler. Dönecekler zaten. Selçuk sen niye o kadar geridesin? Sen hiçbir şey görmüyorsun ki oradan. Bana öyle geliyor abi. Görüyorum. Merak etme. Gel bana da gideriz belki buradan bir arkadaş. T-7'ye Ben dön. alırım hasarı. Yok, dönmeyeyim. Tamam, Skoda orada. T57 geçiyor ortadan, onu atacağım. Tamam. Ben de Skoda'ya. İşte abi mükemmel STB iyi mi ya? Gerçekten mükemmel yani, dillere destan her zaman gibi. Alttan mı gidiyorsun? Oradan gitmeyelim. Hayır, gitmiyorum.
Ben arkaya Bence çeviriyorum abi. Gelsene bana. Abi niye alttan gidiyorsun o zaman? Alttan gitmiyorum dedim. Alta indir lan. ne Ah. bileyim ben. Ay As Allah'ım siktir. ya Rabbim Selçuk ya. Adam alttan gitmiyorum dedi. Bir saniye sonra aşağı indi. Nar Bunu geri döndü bölmez. galiba. Dönmüş abi tabii. Abi spotsuzluktan yani onların ben ateş ederdim ya. Bak görüyorum orayı. Skoda STV1. Aa kaç. Aa öldüm abi. Ben bittim. Niye? Çünkü şey var, STB var. STB'ye bir kıyak yapmayı deneyeceğim. Çok güzel bir kıyaktı. Adam çektim ama şeyden IS4'ten yediğim için bizim babalara geldik yani. Abi yani şu oyunda herkesin verdiği spota hayranım. Koy şuraya Amy. Amy şuraya koy. Evet, teşekkürler Şuraya. arkadaşlar. Oraya koyayım da ben oraya ateş etmeden STB gelip beni alacak. TVP bakalım iş yapabilecek mi? Hiç iyi bir yere nişan almadım. Çok güzel eğildi ama sadece bir tane vurabildim. Aha ben buradan aşırtır mıyım bunu? Abi tepeye doğru hallenecek o, ben sana Vallahi söyleyeyim. da. TVP Aa kötü durdu durumdayız. adam. Abi durmasa Görüşüyor musun? giriyordu yandan. Flash yedim o TVP önemli. kaşınıyor abi. TVP'nin bilmediğim. Biraz 5 tepede kalması lazım, 4 inmesi lazım. 3 2 1 ateş. Girdi. Girdi. Oo! TVP'ye Ha, kaydı. Yapabileceği hiçbir şey yok abi. Hiçbir şey yok yapabileceği. S4 ateş ettiğinde S4'e Çok gidebilir iyi ama oynuyor bence şu an. Çok dur bir iş yapıyor. kim? TVP. Abi 300 300 mü arıyorsun? Ben mi yanlış görüyorum? Doğru görüyorsun abi. O Bu bottan açıda mı yemez o TVP? IS4. Aha STB geldi. Sana mı geldi? Evet abi. Nasıl ya? Nerede oğlum herif? Bizim base'e Allah giriyor adam Allah. şimdi. Ya sen de uzun ince kısa top değil mi o? Son top Evet. değil. Yok. Abi. 64.000 XP abi o. Ha. Bence sol arkadan çıkacak ama hayırlısı. Baksana şeyde STB açıldı bak. dönmüş abi. Ortada açıldı STB. Beni oradan nasıl vurdu? Abi atlamıştır aşağı. Type 4 bitti bu arada. Bakalım bu herifi alabilecek mi? Vallahi helal olsun adam düzgün. Ha. Hadi Tamam. be, bit oyun. Ya bitmedi daha ya. Bir Bizim baba istirahat mı verdiler var? abi. Abi Evet. IS4 olayını görmedim ki ne olduğunu. Kaç canı var? 850 canı var. Abi IS4 Nasıl bir baba. draw bu? IS4 baba. Hayır, ikimizi de alır. Anladım. Ben uzasana abi. Arkadaşlar bu maçların videolarını YouTube'a atamam. Burada öyle bir seçeneğim yok. Özel test dediğiniz süper test galiba, o farklı. Abi bitti maç, alamayız yani. Dur Adam da be zaten abi. küçük top var. 53-55 şeye gitsin abi. Cadillac'a. Cadillac'a. Base'e. Aynen onu yapıyorum Ama da. nereden geçeceksin şimdi? Abi X4 o yakalayacak IS4 seni. bekliyordur ya. Abi çok Type 61 dönemem. gelmesini. Tamam Yo bence deneyecek gitmesi mantıklı. abi. Type 61 devamlı kaçak oynayacak. 53-55'lik gidip şeyi deneyecek abi. Oğlum bunlar yayını izliyordur. Şu anda da biliyordur yani ne yaptığınızı söyleyeyim.
Type 61 ne yere geldi? Type 61 senin yerine geldi. User left your channel. Valla Type 61 iyi bir şey yaptı STB'yi çekerek ama işte. Adam oradan aşağı iniyordu da fake atıp geri dönmüş de olabilir ha. O zaman Bence zaten yok diyor. şansımız yok da. Orada bekliyor hatta Kepti. Hatta şu an ölmeye başlama ihtimalin artıyor giderek. Yalnız yapmadıysa şu anda o karlı yoldan yukarı çıkmaya Seni çalışıyordur. Facebook'tan takip etmiyorlarsa Twitch'e bakmış olabilir bu adamlar. Twitch'e baktılarsa izlemiyorlardır yayını. Şansın büyük olabilir. Çünkü yayın yok sanmış olabilirler şu an. Ama senin yayın da açık. Senin yayın zaten... İzlemeyin lan. User joined your channel. Çok o zaman izledim babalar. Allah'ım ya. Neyse çık abi. Ben bunun sonunu getirmek istemiyorum. Adam ölecek zaten. Base'de kalması çok abuk oldu ya. Ben yazdım mesaj bu arada oradaymış diye. Görmedin herhalde. Hadi çık 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 çık. Bu maç 5 yıldır sürüyor. Ya. Evet. Benim biraz orada çok zorladık onları, hiç zorlamaya gerek yoktur. Aşağı indi. Abi spotlar çok kötüydü. Yani adamları topçunun atamayacağı yerde spotlayıp atabileceği yerde spottan kaçıldı. Siz sırf siz değil herkes yaptı bunu. O zaman topçuyu kullanamıyorsun tabi. AP'si kaç vuruyor? Topçunun mu? Düşüktür ya. AP'si yok zaten. Bu topun. Ha tamam geçiyorum. İstek şu an almıyorum matabancım ya. Penetrasyon 88'e 90. Güzel. Seç abi. Ona bakıyorum. Benim yetkinliğini kafam düzgün olduğu bir vakit yaparım. Objeler. Obje seriz. 9-7 Evet, senin acıların çocuğunu basman çok manidar 430'da. Bu o kadar kötü değil aslında. Çok medium var. 145 kişi mi olduk? Kimse de lahmacun atmıyor bana, çok kırılıyorum. Ben E4'ten bir spot vermeyi deneyeceğim. Bunun mürettebatında hayvan gibi kamuflaj var. Belki beceririm. Eski haritaların yeniden eklenmesi mümkün olabilir arkadaşlar. Değiştirip değiştirip önümüze sunuyorlar. Ne yiyecek bu adam? Motoru kaza yapmış. Nasıl tamir ettirecek? Hiç. Bizde benzin 15 var. Benzin 15. O ne lan? Benzin 15? Adamın niki benzin 15. Eyvallah arkadaşlar. Ana adamlar açılmış ben bakmıyorum. Ben size şöyle bol bol spot vereyim. Angel'lar ben tepedeyim. Tek başıma hunharca darbeler yiyeceğim. Bundan söyleyeyim. 140 mı aldım ben? İyi 140 almışım. En azından pipim geliyor biraz. Behçet 155-58 var ha. Art CP 7. takviyesi nasıl bir şey? Direkt para. Direkt draw abi. Bitti STB maçı tahmin ettiğin gibi. CP takviyesiz nasıl bir fayda sağlıyor? Para abi. CP dediğiniz şey para yani. Normal bağış işte. Aa, geçen bir şey duydum. Bir yayın mantığı abi. Çok komik. Yarım saat yayın açıyorsun abi. Ha. Yarım saatten sonra yayının uzaması için her dakika için 1 euro alıyorsun. Güzel. Eğer bağış olmazsa yayın kapanıyor abi. Eyvallah. Tamam biliyorum canım. Dalga geçiyorum. Bağış olmazsa yayın kapanıyor. Bayağı iyiymiş lan. Yarım saat açıyorsun. Kontürlü hat gibi anlasını satayım. He. Aha görünmüşüm tüh. Adam hiç bile etmedi bu arada farkında mısın?
Ben ettim. İyi pozisyon Ettim alabilir. ve Behçet vurdu beni. Abi, Behçet artı. Behçet. Abi Behçet'i full sektirdim. Sadece Behçet artiden yiyip duruyorum. 50 be. Evet. Üçüncü kez yedim. Bir dördüncüyü yemeyeyim artık bence. Bu kadar. Tamam basmayalım basmayalım. 50 beyi çekmeye çalışacağım sadece. Süper abi biri çekti. Tamam tamam geri burası geri. Burası geri. Buranın olayı bitti. Aa Behçet vuruyor. Altta da bir Loren varmış lan. Adam. Fucking matchmaking diyor. Tamam. For unique'ım. Aa, ben şeyi açmamışım. Bunu atayım yavaş ya. Atma atma öldür öldür. Behçet götü oradan hala vurmaya devam ediyor abi. Tamam abi gideceğim ben şimdi oraya. Ben rahat ol. Behçet tüydü ya. Ben aşağı iniyorum. İn abi nereye iniyorsan in. Git miydi lan o? Yo. 10-0. Ağzını sıçarız böyle işte. Behçet artı yalın abi. Çok canımı yaktı o benim. Bak. Bir tersteymiş. Oha ne alaka lan? Ya. Abi. Oh yeah. Kendi adamı vurma keyfi. Hunharca. Seni Sen kimi vurdun? Selçuk'u mu? Selçuk'u vurdum abi. O ne güzel lan hemen vurdum dedim. Önünde geçmiş herif. Dönüyordum. Orada açılacağını beklemedim. Oğlum adamları öyle bir itledik ki yalnız tepeden. Çözemediler ne olduğunu. Abi hasar masar yok ama bir sektirdim ki. Survive the battle varmış abi. Hayatta da kalmam gerekiyormuş 4000 vurduktan sonra. Olmadı yani. 1170 sektirmişim. Sektiriyor bu alet. Güzel değil mi? Leoparlı hayatta kalırız herhalde. Emrullah. Abicim yayın geç gelse ne olur. Sen zaten aynı anda seyrediyorsun. O maçın içinde değilsin yani. Chat'i okuyor ya başkaları şeyden kendisinden önce yazıyor. Öyle anlıyor mu? Yok hayır. Bir seni seyrediyor bir onu seyrediyor da yani geç gelse anlamıyorum ki abi. Valla nereden ayarlandığını bulduğum zaman daha da geciktireceğim. Motorda kontrollü kontrolü çarpışma yok. Kamuflaj var o yüzden görmedi zaten beni. Son anda spot yedi. Yanlışlıkla öğrenmedik. Motora bir yağ almıştım çünkü. Sahile gidersen beni korur musunuz? Sahile gidiyorum ben zaten. Alp Hoca, bu Twitch'teki yayın daha sonra YouTube'a nasıl atılıyor? Neredeki? Twitch'te bir yayın yaptık Twitch'teki, diye. Twitch'te hesabını birleştiriyorsun Google üzerinden. YouTube'da daha sonra şey oluyor. Geçmiş yayınların açıksa zaten. Orada bir seçenek var. Export diye. Export'a tıklıyorsun. Direkt tek tıkla atıyorsun sonra. Tamam.
sorun olursa konuşuruz ama çok kolaydı en son. Armored Warfare Reviews'unu ayrı yapacak sabrım olmadığını fark ettim. Neyse, bir Twitch yayını halinde canlı yaparım. 4 artı var. Evet, şükür. Üçüncü de vurabildik herifi. Birileri gelseydi iyi olacaktı ya. Allah. Geliyorum abi. Geliyorum da yanlış yerden geliyorum. Sıkıntı o. Ne demek lan o? Evet. 907 bir saniye ya. Ya. Dalga geçiyorsunuz ya. Abi kimse niye ilerlemiyor sizin taraftan? Ya Rabbim gene. Aynı şey. Dur abi, ben şurada şey topçu hep gördüm. Aynı şey. Hep aynı şey. Bak geliyor Karnarva. Selçuk. Geliyorum abi, geliyorum. Abi geç kaldınız. Geçmiş olsun bana. Yani ağzıma sıçtılar 3 kişi. Hiçbir şey de yapamıyorum tabii ki. Al abi işte. Al abi işte. Yani bu hep oluyor. Hep bu oluyor abi. Sakin ol Joe. Aman Allah'ım ya. Abi 600 abi, metredeki Carnarvon'a full nişan ıskalıyor bu alet. Ama bu yani 2 saniye sonra bizim takım nasıl gelebilir abi? Ben öldük. Alpçim. Sana ne arada bir oluyor, bana her oyun. Abi. Hatırlarsan gelin 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 diyorum. Geliyoruz abi, geliyoruz evet. Abi. Ölüyorum, geliyorsunuz. Yani alış oluyor bu. Ot oynuyorsan. Hayır, benim tarafta olmasa kimse anlayacağım. Adamlar var, gelmiyorlar abi. Gelmiyorlar. Oyun gitti işte buradan. Bakalım oyun gitmedi be abi. İnşallah niye gitmemiştir ya. Oyunu epik alacağız ya. Epik mi? Evet. Epikten kastın kaybetmek üzereyken mi alacağız? İstiyorsun. Hayır abi. Başka epiklik bir tarafı yoktu o yüzden. Ay, ücretsiz oyun ya, ücretsiz oynayabilirsiniz. Hop hop. Şöyle delikler yapacağım zaman aslında daha zırhlı tanklar almam lazım da sonra hasardan uzak kalıyoruz. Hep sinir bozucu işler abi. Merminin 900 metre gitmesi 10 saniye falan oluyor. Ne yapıyor lan bunlar? What the f- Eyvallah gençler. O hatta ölen de kimse olmadı değil mi? Sahilden siz sağ tarafa filan ateş ediyordunuz. Siz bir attına. Bakayım. İşte. Bak şurada ölen yok. Şu üç adam bana daldı ve öldü. Bir tane mermimi AMX'e girmiş olsa ekstradan bu derdim olmayacaktı. AMX'e dönecektim. Tabi la. Buraların adı biziz. Of, şu adamlara bak ya. Abi, kendi adamımıza vuruyor. Centurion'un önünde iki tane adam olması lazım. Nasıl hala daha açmamayı becerdi? Çözebilmiş değilim.
Denizli'ndeyim şu an. Muhtemelen O sahile zaman indiler. evet, sahile indiler. Hop hop hop. Selçuklu Mada. BK Selçuklu. sağda abi. Herif kaçıyor. Kaçacak tabii abi. Aa, bir daha şu an oynamam diyor. Başka bir tank oynayacağım. Daha zırhlı oynayacağım çünkü görünüşe göre zırhlı bir şeyler. Kaçıyor net bir şekilde. Oradan da kepe gidecek ne yazık ki. Ya nereye kepe gidiyor abi? Eşeği öldürmeye gidiyor, vuracak da. Sen yetişemeden öldürecek ya Tiger'ı. Hop görüyorsun aradan. Ah geçti. Aradan görüyordum aslında. İşte bak, şimdi de kaçtı. Tam sıkıştı abi oraya. Sıkışması değil, ben Panik yok. RT'yi nasıl koruyabilirdim falan diye düşünüyorum sadece. İşte sıkışsın sıkışmasın çok şey değil yani, öleceği belli de. Selamlar arkadaşlar. Kod verdi IS3. Kodunuzu kendiniz alın. Oyun gezerler bize kod veriyormuş bak. E25 sonra. Şu an bir tane daha Sovyet Medium oynamam lazım. Aa stok toplu yap Panter. VK'nın en sevdiğinden. Doldursam mı diye düşünüyorum da. Bence hiç doldurma çünkü o Centurion zaten ve 50 T4 alacak şey. Tek sektirebileceği nokta. Evet, Tiger nasıl vurdu lan onu? Oha Yakpanter nasıl aldı oğlum onu orada? Oha. Vallahi helal. Oha nasıl ya? Kupolayı da vurdu gibi görmedim. Oyun Gezer dergisinde. Ama 16 lira filanmış. O kod için alıyorsanız zaten değmez yani. Ücretsiz dağıttılar Gaming İstanbul'da. Neredeyse bilet parası çıktı. Öyle düşünürseniz. Ben almayı unuttum. Ne dağıttılar? 3 günlük premium kod dağıtmışlardı. 14 hasar için. Evet arkadaşlar. Süper. Hasar hasardır. Kaybettik diyor. Kaybettik diyor bir de. Gitti dedim abi gitti benim için gitti bana da oyun bitti benim için. 26 bin kaybetmenin dayanılmaz keyfi ya. Hiç karnı ermanı. Paletle paletle mi? Umurunda değil dünya zaten. Emrullah'cığım alındın mı ya? Yok be abi, Sen de niye mi yanlış yayınlarsın? anlayayım? Yok hayır Yok benim yok. yayından Ben yazılanlara diyor. Sizde kaç kişi izliyor şu an? Bilmem, bir refresh Ya edeyim. nasıl ya? Abi bu oyunu hayvan gibi alabiliriz. Çünkü 3 tane sadece tier 10 var totalde. Aa, Selçuk. Tavsiyem hiçbir yere gitmemen. Ne demek lan Ta o? tavsiyem hiçbir yere gitmemen abi. F3'e gidip spot vermeyeyim mi? Sen de arkadan vurma mı what the fuck lan? F3. Aşağı gideyim, ineyim direkt. Yani... Aşağı. Senin üstüne basarlar. Ben çıkamam abi. Kim basacak lan benim üstüme? E görürüz. Peki. Benim 50 saniye reload'um var. Bu bir. Abi 50 saniye dolmuş olacak o vakte kadar merak etme. Peki. Hadi bakalım. Ya ölürsem ben kendimden zaten geldin gelemedin demeyeceğim merak etme. çünkü kafa tanksın orada yola yaparlar senin üstüne. Yok o kadar zeki değil bunlar. Conqueror'lar falan var. Zeki Onlar gelemez abi. olmadıkları için yapacaklar işte. Ah Bakalım abi kafa. göreceğiz. Çünkü öbürleri diğerleri tank. Oh, süper. Geç lan. 20 saniyen var daha. Onu şöyle yapayım. Teona yazdım. Abi bunlar ciddi ciddi bekliyor mu orada durup? Geliyorum abi, ben spot vereceğim hepsine. Benim commander aldı şey.
Diğerlerine spot veremedim abi, üzgün. Hepsi orada. Üç tane tank var orada abi. E75'te kaçıyor. Ben dolumdayım abi. Okey. Artiden destek alacaksın abi. Aaa! Artiden destek alma, ben burayı bırakıyorum artık. O... Ben bırakıyorum, şeye gidiyorum, tepeye doğru destek vereceğim. Bana bizim adam vurdu ya. Abi çekil oradan, vurmasın. Hadi be. Aa, bilirim, biz bu oyunu çok fena kaybedeceğiz, farkındasınız değil mi? Ne oluyor ya, ne kaybı? Abi adamlar full heavy J3'ten basıyor. Bizim onları orada tutacak adamımız yok. Abi sen objeyi mi vuruyorsun? Helal olsun. Bir tane T-10 düştü. Sen ne ara geldin oraya da aldın onları ya? Ne yapayım abi? Ne yapayım? Abi ne yapayım diye bir şey yok. Helal olsun diyorum sadece. Şimdi bunları şey açıldı. Köprü olayı açıldı. Şu an oyun bizim avantajımızda. O M48'de giderse... Hadi canım. Abi o Teo benden nefret etti. Yalnız öteki taraf düşüyor, haberiniz olsun. Düşsün abi, orada bir düşsün sıkıntı. Abi. Herifi nasıl çekeceğiz ya? Abi o adamı bırakacaksın, gideceksin, ST'yi alacaksın. Kaşınıyorsun orada. ST nerede lan? ST nerede oğlum? Base'e mi döneyim? İyi, base'e dönüyorum abi. Base'e dönmek değil. ST nerede abi? Tamam, öldürdüler. Siktir, E75 vurdu ya. Abi spot pot bir şeyler, gözünüzü seveyim. Abi base'e girecek 4 tane tank, tamam, spotlayan bir Allah'ın kul. Yok abi, bir sıkıntı yok. E kim vuracak? Ne olup bittiğini. Ben gerçekten çok... Ben dönüyorum işte bu şekilde. Of. Sen görmüş mü oradan? E abi geldiler base'te. Vallahi çay kahve içecekler. Bir şey söyleyeceğim de, buradan aşağı mı bakıyorsun? Hayır, aşağı bakmıyordum. Adam burnumun dibine geldi. Proximity'den görecek neredeyse. Abi abartma, sen burada ölüyorsun, bu adam burada. Arada orada vurmadı. 100 metre, 100... Bakar mısın? Bak ben o T10, T54, E75, onların hepsini oradan ateş ediyordum. Ben burada çaprazdayım, koruyorum orayı. Zaten bir şey olmaz. Abi 6 tane tankın hangisini koruyacağım 5 mermiyle? Abi, 6 bak, tane heavy tank. Bak kaldılar. Niye gelemiyor bunlar zannediyorsun abi? Salaklıklarından. Çok ciddi söylüyorum, salaklıklarından. Bassalardı şu anda hepsi bizim base'deydi. Bak benim kamerama gel abi. Benim bassalar, bastılar mı basmadılar? Ben sana rahat ol diyorum. Basıyorlardı. Centurion bastı, E75 bastı. Centurion 704 bastı, T54 bastı. Bak. Adam seni nereden vurdu bak. Abi adamın vurduğu yerden bak, bak ben neden öldüm demiyorum. Ben görüneceğimi biliyordum. Ben neden ben öldüm? Riske atma dedim zaten abi. Selçuk.
Oğlum ateş etmeyen artı ne halta yarar? Ölü artıdan iyidir. Hayır hiçbir farkı yok. En azından bir tane fazla atış yaptım. Oğlum bu herifler ölmüyor lan bu arada. Biz burada olayı yeniden canlandırıyoruz. Reenaction yapıyorsun, reenaction. Evet, yani. T-54 nereden gidiyor farkında mısın? Abi bu kafa güzel kafa ya. Ben Kalk bekleyeyim. de almaya devam ediyor adamları. Abicim VZ yakpanzer alacağını zannediyor. Yakpanzer dokunsa ölecek. 40 canı kaldı. Bak Fren yapsa şu anda ölecek biliyor musun? iyi durdu, enteresan. Ah, bak şimdi sıkıştırıyor. Oğlum arkasından gelirken hakikaten fren yapsa ölecek adam. Abi harbi enteresan bir durum ya. Sana geçmiş olsunlar geliyor bu arada. Eyvallah arkadaşlar. Teşekkürler. Biz kurtardık yani. Sefer yapmış olmamız lazım. Bir tane daha urgent order. Evet. Gelsin 7 gün premium bundan sonrakinde. Hayırlı işler. Okay. Geliyorum şimdi başlatıp. KV2 tabii ki alınır abi. Dur. Eyvah. Farklı bir harita gelmiş. Bayağı değişik. Yeni clusterfuck. Yine mi? Gerçekten mi ya bu? Bu gerçekten mi ya? Bulldog hiçbir şey açamazken milletin oradan açılması. Aha. Bir saniye var ama. Al işte. Aa, bu da ıskalanmaz ki diye. T-57'nin gövdesiyle tareti yani taretinin arkasından gövdesinin üstünden geçti mermi. Valla bende zarar yok ama motorda var herhalde. Bilmiyorum. Söylerim kaç çıkacağını, kaç liralık çıkacağını. Ne yapıyor bu ya? Oo. Bu kadar ilerledi. Ne oluyor lan? Güzel. Güzel. 1311 yazdım. TL'ye diye. Abi köprünün başına atabilir misin? Köprünün başına atamam abi. Şu anda atamam en azından. Bayağı bir manevra yapmam lazım orayı görmem için. Evet, şimdi uğraşayım köprünün başına atmaya. Ya Behçet. Olan herifin tek rikoşe yapabilecek açısından da rikoşe yaptı. Hadi be. Fena sıkıntı şu an. Evet, köprü başını şu anda görüyorum.
Ah ben bittim. Heh. 4 tane yedim yani. Tamam gel geri abi. Allah kahretsin. Gel geri. Yalnız o Siktir, ben nereden spotlandım ya? CDC. O CDC ve şey çok sıkıntı. Tiger 2 gidiyor ama. Önemli değil abi. Şu anda herkesi gördüm ben. Buraya Abi paso senin yazarım ben. atacağın merminin gittiği noktasının içindeki kaypak contasına edeyim ya. Öf. CDC kafa çıkarıp çıkarıp şey yapacak abi. Karşıdan da vuracaklar. Aynen VT Alpha vurdukları gibi. Nereden? Kim vuruyor lan orayı? Abi ben artı yiyeceğim. Burası artı yiyor. İşte düştü. Bu kadar kötü isabetli bir topçu olabilir. Bayağı efsane bir atış yaptınız. Gördüm abi. Gördüm. Bırak Ah! gelsinler. Ah! La kahretsin ha! Alıyordum Behçet'i neredeyse. Beşe dokuz zaten. Ah. Helal. Bu ıska olmadı ya. Helal. Abi. Çok gereksiz tanklara gidiyor mermiler. Ben anlamam abi. Ben köprü başı dediniz. Köprü başını Abi alıyorum. tamam abi bence hiç uğraşma herifler yani iki tane noob bizi alt ettiler orada spot konusunda. Hiç uğraşma yani. Ecet var. Boşum abi, boşum. Dolu numarası yapıyorum. Ha attın her şeyi. Artık bitti. Niye üzerim? Korkudan altını sıçtın diye mi? Ne? Korkudan altını sıçtın diye düşündüm galiba. Behçet'i aldım. Aldın mı? Aldım abi. Güzel. Şimdi 13.90'da beni alacak. 13.57 pardon. Şekil bir Bakalım ha. noob'lar Aa, diyor artık CDC noob'lar. gelmiş. Çok kötü kaşınıyor. Hep üstte 3 tane olunca. CDC altın attı da aldı. Belki bana yüklemiştir. Ah, Ya burada şey... 2851 hasar. Bu ne lan? Ping biraz etki ediyor abi. Geç görüyorsun. Çok az geç görüyorsun ve fark ediyor ya. Evet abi, özellikle de yayın yaparken çok büyük sıkıntı. Oo, T57H yüklemişti Ne diyorsun? Abi alamadı T44, 155 vurdu. Bizimki mi? Evet. Ulan T44'de he ne lan? Deminki oyuna bak, şimdiki oyuna bak. Oha Burçak iyi vurmuşsun. Helal. Vurdu. Güzel. 3423 hasar. Güzel. Eyvallah arkadaşlar. İyidir ya, ne olsun takılıyoruz işte. T34'de 2'ye mi? Ben öyle birine ateş etmedim ki. Bir oyunda birini atmış, bir ping olmuşsun ama vurmuşsun. Biri inmiş. Güllendirin beni, güllendirin. Abone olun, para atın, lahmacun yiyeceğim lan. Selam arkadaşlar yeni gelenler. Bu arada 15 dakika sonra kapatıyorum, multiplayer yeni başlayacak. Sena galiba yayına giriyor, ne oynayacak emin değilim ama.
O kafa kalmış sadece kamerada. Ya bunun büyük topu 64.000 XP ya. Kas kas bitmez. Genelde öyle oluyor biliyorsun hepsi. Ama bu da çok işkence ya tier 9 için. Biraz daha iyi olaydı keşke. ST1 gayet sağlam bir tank. Önden çok çok zor deniyor. Abi Age of oynayacak. Abo. Abo. O Hemi'de encounter. En çirkininden. Oo çok güzel. İşte iki farklı bakış açısı. Bence de iyi de. Dümdüz ilerliyorum ben. Dümdüz ilerliyorsun da doldurmamızı bekle istiyorsun. Hiç önemli değil abi. Esi de yediğim. Motor şey ya, Asya Motor Mobilet 150'lik. 3 parça halinde eve koltuk altına geri taşıdım metrobüste. Sıkıntı olmadan gayet rahat taşınıyor 3 parça olunca. Evde yaptım. Evde yaptım zaten. Lego olarak veriyor bunu normalde şey. Asya Motor. 125'lik vardı, onu almadım. 4 beygirdi o. Ben 5 beygirlik olan 150'liği aldım. Nereye gitti lan mermim? Oğlum, buldogu hareket halinde vurdum. Vurdun mu? Helal olsun. Vurdum. 500 küsur. Ben üstüne bastıklarında çıkarım hadi. Dedi biraz gelirse. Arkadan T-30 mu geliyor ben mi yanlış görüyorum? Her bok geliyor abi. İstediği bana bakıyor. Çıkacağım mı diye bakıyor. Evet, istediği geliyor. Seni geliyor mu? Geliyor Geliyor valla. hatta. Ya yapışın oraya kalır abi. Selçuk. Abi M40-43 sıçtı az mı? Abi. Beklemiş. Dalga mı geçiyorsunuz? Abi bulldog Herif topu geldi. attı mı gerçekten? Abi M40-43 toktu. Bulldog geldi, beni de açmış olabilir. Açtıysa şimdi ölürüm. FV geliyor abi. Tamam, uza bu Abicim tarafa, yani bu sen tarafa niye herkesi Uzar, koruyorsun? hayır abi, beni koruyun anlamında demedim. Yanlış Ha. yerlerle ilgileniyorsunuz. Öbür taraftan ağır geliyorlar anlamında dedim. Yo, istediği kestiler. Ben dolumdayım şu an. Ya atışı var da doldurmam lazım. Şunlar şuraya, şuraya, şu tarafa bir gidin bakalım. Oho. Pyak Tiger ne güzel saklamış lan alt zırhını öyle. Hadi be. Neyse ben şu evi kullanıp devam edeyim. Lan oğlum. Ben yine dolumdayım. Bu herif anlamadı nereden vuruyor diye. He, delersin kesin beni oradansa.
Oha herif deldi ya la. Ha yok delmemiş pardon. Pardon 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 çok pardon. Ve canlı tamamlayabilsek süper olacağı. Şimdi orada araba olduğundan delmedi o mermi biliyor musun aga? Ha, delersin STV. Kesin delersin. AQception. Nereye kaçıyorum lan? Oha. Benim yayın kalitesi nasıl? Kaçta yapıyorsun abi? 2500 ya da 2000 bir bakayım. 1700'lere falan gel abi. UE75. Oradaki herifi vuramamayı başardı ya. O Ben evet de başaramadım. 2500'deymiş. Ben bir 10 dakika ara veriyorum sonra Aa. şey yapacağım Ne tamam. yapıyor lan bu? Ha. Evet, 1700'e düşürdüm Eyvallah. Hadi bakalım. galiba. Zaten ben de 5 dakika sonra çıkıyorum. Yayın başlayacak. Arkadaşlar güzel de benim ping uçtu. O yüzden biraz sıkıntım var. Wow. Ya fark etmeden bu kadar iyi oynadın mı ya? Canlı kaldın mı? Canlı kaldım. Madalya yağmuruna Gördüm, scooter gördüm. falan almışım. Oha. Lucky de almışım. Evet. Birisi kendi takım arkadaşını öldürmüş benim yanımda. Hiç fark etmedim. Tamamsa tamam ben erken de kapatabilirim zaten. Bir kahve 2 atacağım ya. Ben kahve 2 ile bitirmeyi alışkanlık edin. Varsa 6 gel. Yoksa ben tek de atarım bunu. 6 olmaz mı? Selçuk da grilini alsın. Abi şimdi çok efsane bir 6 da alabilirim de işe yarar bir 6 alayım. Şimdi TOG 2 ile herhalde biraz kötü olurdu. Hazırız biz. Selçuk gelmiyorum dedi zaten. O zaman ben müziğimi açayım. Soviet March. Alp Hoca, bak benim Evet. kanaldan özel istek var. Neymiş? Armored Warfare. Tamam abi oynarız. Sen de oynayacağız zaten onu. Ha. PvP'si Burçak'ın tek yayındaki başına ne? çok kötü. Lanzi'de değil ki Burçak. Twitch'te. Ben Öz. Twitch'teyim. Ozgul Yabani. Ozgul Yabani. Doğuçlan Uber Halles'i niye kahve 2'de açıyorum oğlum? Manyak mısınız? Tepeye gidiyorum sıfır attığına. Armored'da bolca PvE oynayacağız yalnız söyleyeyim. PvP de oynayalım. Bak tek kişi olmayınca PvP bir şeye benziyor biraz. Tamam. PvE daha keyifli tabii ama. Evet. Sen tier kaçtasın onu şeyde? 3 mü? Tabii. Çakma Çin tankınla isabet Duyuyorum bu bak kadar bak oluyor. duyuyorum seni şarkından dolayı. Eyvah. Alp şarkı Aynen eyvah. dinleyerek oynuyor. Eyvah ki ne eyvah. Eyvahlarını duyuyorum ama.
Oo, güzel surprise oldu. Bir çıkanız 48 vurdu bana artı. Bayağı başarılı. Boş kapul ya. Skoda altın atıyor bu arada. Haberin olsun. It's the Uralların very nice, very good Stalinium tank. Stalinium tank ne ya? Platinium abi, en güzel. Allah. Oh, kendi adamı buldu. Hadi be. Flash bile vurmadı. Aha. Topçu buraya ateş ediyor. Atıyor atıyor. Hiç hoş değil. Zaten. Şu adamlar çıkıyor çıkıyor çık. Tıkurça. Helal. I ana. Arkadaş. Bu herif almak bu kadar mı zor ya? Thank you for pushing him away. Aha dark bir müzik şu an var. Birch gun. Aha Birch'ün Birch'üne Birch diyeceğim şimdi. Abi Birch oradan vurur da biz onu vuramayız ha. Biri onu vuruyor ama. Aa, üste gitti. Tam nişan almadan attım çünkü. Hello Hamuf. Omel. Ah! Kaçtı. Aha, aralardan görüyorum. KV 85, where are you? Aha! Kahve. Haha! Kahve geliyor. 85 mi? Görürsen, göreceğim ben. Aha Churchill, ben başka hedefliyim abi şu an. Gümbür! 15 saniye. 4 atış, 4 atış. Tabii ki, KB2. Aaa çok güzel gözüküyor. Al çabuk, yoksa şu Hummel benim arkama dolanacak. 2 saniye, 1 saniye. It's the KV-85 that is gone down. Yalnız hasarlar 10, 20, 30, 50. 12 saniye. Şimdi Hummel'dan tek yemeğe gidiyorum ben. Evet Stalin. İmana gelecek mi bakalım Stalin? Chong King Chong. Diğer taraftan gelmeyecek mi bu herif? Hayır, bu tarafa geri kaçtı. Ben sanki diğer tarafta gibi. Abi diğer tarafta saklanıyor herif hala orada, ben sana söyleyeyim. Aa, çaktırmadan oraya mı kaçtı bana gözükmeden? İlahi Stalin tanrıları, bana bu 6 kili bahşettiğin için size... Why Hayvan, why? Stalinium. Ne oluyor ya? Ha, ha bir dakika. Başkasının şeyi geldi. Yayın geldi bu sırada da. Yes baba Danya. Evet. KV2 best tank. 1100 hasarla 6 kill aldı. Oha, hanımın bak gidenlere bak. Motor, track, gun, gunner loader. Gerek yoktu arkadaş o kadar modül hasarına. ELC biz motor trek turret trek. İki trek nasıl gidiyorsa artık. Commander katlediyor abi, katlediyor tank. Gerçekten katlediyor. Güzel.
Tamam arkadaşlar, teşekkürler. Burçak Bey, devam ediyorsanız sizi izlemelerine yönlendirebilirim. Warfare açar mısın? Ben açamam, sana katılabilirim yayınında. Şeyden dolayı, Multiplayer'e yayına geçti ya. Tamam Ondan tamam. açtım şu an. Hayır, oyunu açar mısın Açarım anladım. açarım tabii İyi, tabii hadi açarım. onu oynayalım. Biraz değişiklik olsun. Hadi bakalım, Armored Warfare'e geçiyoruz. Clancy'yi kapatıyorum. Ozgul Yabani'ye gidin Twitch'ten. Oradan izlemeye devam edebilirsiniz ne olacağını. Evet, şimdi Armored Warfare'ı tabii açıp sanırım update yoktur yani. O sen bayağı bir ay ya şey yapacaksın Ama o yok, zaman. geçen yaptım ya. Geçen yaptım diye hatırlıyorum. Chat'ten Armored Warfare açmamıza yorun. Allah'ına kurban dede. Güzel, güzel. Benim Armored Warfare nerede? Masa üstünde ikonu bile bulamıyorum. O derece yani. Gerçi ben War Thunder'ı update etmiş olabilirim onu update etti. Öyle bir sıkıntım da var. Çok fazla tanklarım var abi. Gelmedi. Ne gelmedi? Yayın. Sana mı gelmedi? Nedir? Anlamadım Hay ki. benim Open Broadcaster daha şeyi algılayamadı Armored Warfare'i. Anladım. Bazen oluyor, açıp kapatman gerekebiliyor. Aa, şey başladı ya. Tamam Mert, bir dakika çekeceğim ya. Dur. Selam Mert. Biz devam edeceğiz ama sen çektim. Şimdi çekebilirim. Okey. Okey. Eyvallah. Geldi, tamam. Selam canım. Evet arkadaşlar. Şimdi Alp'in muhtemelen Tier 3'ü falan vardır anca. O yüzden biraz oradan Premiumlar var. başlarız. Premium paketlerden aldım ama onlarda en yüksek ne var bilmiyorum tabi. De ben telefonla bir konuşayım bir saniye. De hala arkada Sovyet marş çalıyor ya. Dur artık yeter bu kadar Sovyet marş. Dakika. Armored Warfare yayını ilk defa yapıyorum arkadaşlar. Siyah ekran düzelmiş olması lazım. Ben görüntülerini bayağı beğeniyorum. Grafik kalitesi filan şeyden iyi bence. World of Tanks'ten. Farkı şimdi World of Tanks 2. Dünya Savaşı ve sonrası tanklarına ait. Armored Warfare ise modern tanklarla ilgili. Yani tankları size şöyle göstereyim. İşte WOT'ta bizim Tier 9, Tier 10 diye baktığımız tanklar burada Tier 3. Mesela Leopard 1. Tier 3'ten başlıyor. Tier 10'u daha gelmedi mesela. Daha beta aşamasında oyun. Leopard 2A7. Türk tankı yok. Uzunca bir sürede geleceğini zannetmiyorum. Ama belli olmaz çünkü burada öyle ülke tankı diye bir şey çok sağlam yok. Tank tasarım şeyi var diyeyim. Gidişatı diyeyim. Mesela bakın. Bir önce başlangıç zırhları Tier 1 ve 2. M113 zaten bildiğiniz zırhlı personel taşıyıcı. Tank bile değil. Ondan sonra Patton 48 Amerikan tankı. Ondan sonra Leopard 1'e geçiyor mesela bakın. Bu Leopard varyantları. Leopard ama OF40 İtalyan tankı. Sonra yine Leopard serisinden devam ediyor. Amerikan şeyine bakarsanız işte M60 Starship, M60 A3 diye A1 diye geçen. A1 de aslında Starship diye geçiyor. A1 ve A2, A3, XM1 mesela deneysel bir tank. Abrams'ın ilk şeyi.
Sonra Abrams M1, A2 falan diye gidiyor. Diğer satıcıya bakarsak burada Rus tankları var. T-62, T-64 diye T-90'a kadar giden. Bir de İngiliz tankları var. İngiliz de demeyeyim, yine Batı Avrupa. Chieftain, Challenger, ondan sonra Ariete'ye geçiyor. Bu da İtalyan. Gulyabani alınmıştı arkadaşlar. Kim aldı bilmiyorum. Niye kullandı onu da bilmiyorum ama üçüncü merdiven altıcı geliyor arkadaşlar. O da Uzak Doğu tankları satacakmış. Daha ne geleceği tam belli değil. Çin tankı değil, Uzak Doğu diyor özellikle. Yani içinde Japon tankları, Çin tankları olacak. Bir ihtimal K2 Black Panther'ı da koyabilirler. Eğer onu koyarlarsa işte 6 ay olmasa bile 6 ay benzeri bir tankımız olur. Ben daha hiçbir şey açmadım çünkü premium almaya yeni geçtim. Tier 6'dayım da. Daha yukarıya geçemedim. Ama bol bol premium tankım var. Bu gördükleriniz premium tanklar. Type 59 ve T-62 veteran hediye. Obje 439, 430 premium tank. Yine seviye 3. Gördüğünüz gibi bizim alıştığımız yüksek seviye tanklar burada düşük seviye kalıyor. Armored Warfare oyunun adı. Altay bence güzel bir proje ya. Şimdi tank iyi kötü vesaire diye yorum yapmak biraz yanlış. Çünkü her ülkenin tank yapma tarzı kendi ülke şartlarına göre, Altay'da bizim Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış bir tank ve görünüş itibariyle de amacına uygun giden. Çakma K2 değil aslında. K2'nin gövde tasarımı alınıyor. Zırh konsepti alınıyor ama birebir alınmıyor. Zırhı bile aslında tam K2 Black Panther'ın aynısı değil. Biraz üstünde, evet. Üstünde farklar var. Yani tasarımının Korelilerden alınması dışında neredeyse her şeyi bize ait. Fırtına da öyle. Şimdi arkadaşlar, niye Kore? Önce onu konuşmamız lazım. Kore'deki Thunder'ın da K2 Black Panther'ın da ortaya çıkış sebebi aynı. Bu silahları geliştiren Batı devletleri bunları tankları satarken yanında bir tomar koşulla getiriyor ve ciddi lisanslama sıkıntılarıyla baş etmek zorunda kalıyorsunuz. Kore bizden çok daha önce ben kendi milli tankımı geliştireceğim, milli silahlarımı geliştireceğim diye bir mantıkla tank geliştirmeye başlıyor, obüs geliştirmeye başlıyor. Abi sanırım, ha pardon, sen devam et. Ben biraz genel şeyden bahsediyorum. İşte Kore böyle başlıyor. Bizimkiler de biz kendi milli tankımızı geliştirelim dediklerinde kim bu işe sıcak bakar? NATO müttefiğimiz ama tankı verirken yok Güneydoğu'da kullanamazsın, yok bilmem ne Evet yapamazsın diye abi, bir tomar vallahi sıkıntıyla katılıyorum veriyor. ya. Öyle Kore ile aramızın iyi olması ayrı. Kore'de o tasarımları aynen bizim mantıkla yapmış. Yani ben başka ülkeye bağımlı kalmayayım diye. Biz de birebir alıp aynısını kopyalamıyoruz. Yani Altay tankı görünüş olarak K2 Black Panther'a benzeyebilir. Ama onun dışında neredeyse başka hiçbir şey aynı değil. Bakalım, onu Koç grubundan aldılar ya, o kötü. O çok 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 büyük bir hata oldu. Çok büyük bir hata oldu. Yani bir daha hiç kimse artık şey yapmaz. Hoca, bu arada ben sana bir invite atmışım. Sen onu kabul Invite at, etmemişsin. ben bir saat sonra kabul edeceğim abi. Oyun tamamen silmişim. Oo, o Komple kadar. silmişim. Evet, o kadar oynamamışım. Bir Peki. süredir hatırlamıyorum. Yani bir saat 13 dakikam var benim. Bitince gelirim ben yani. Eğer ama o kadar sürecekse bilmiyorum tabii.
Hemen başka bir yayına da Bir şey saat olur. devam etmez ama ben biraz oynarım o zaman. Sen gelene Aha. kadar. Biraz Chieftain oynayalım. Chieftain enteresan bir tank. Şimdi arkadaşlar Armored Warfare'in esas farkını anlamak için zırh sistemini ve mermi sistemini anlamanız gerekiyor. Şimdi bizim WoT'tan alıştığımız işte normal zırh delici mermi var, çok zırh delen mermi var, altın mermi deyip geçiyoruz. İşte en fazla APDS veya HIT diye ayırıyoruz. Evet, Muzo, şimdi NATO neredeyse bütün ülkeler aynı topu kullanır. Rheinmetall'in geliştirdiği muhteşem bir 120 mm'lik top var. Her ülke alıyor onu bir şekilde lisans altında kendisi üretiyor. Amerika da aynısını yapıyor. Yani Abrams'larda takılı olan 120 mm'lik top da Amerikan üretimidir ama Rheinmetall lisansı ile üretilmiştir. Her ülke kendisi üretiyor. Bizde de MK bu işi yapıyor. Top çok iyi bir top. Şu anda dünya üstündeki en iyi top o. Yok, Rita ile tanışmışlığım yok. Şimdi şuradan tank istatistiklerine geldiğimiz zaman esas farkı görmeye başlayacağız. Burası genel bir özeti. İşte verdiği hasar, delişi, dakikada verdiği hasar miktarı, can puanı, hızı, ne kadar hızlı ivmeleniyor, kamuflaj değerleri. Bakın, bunlar WoT'ta hep saklı değerler. Burada geleceğim, var var. Burada hepsi açık. Bütün detaylar açık. View range 360 metre. Biraz daha kısa. Top eğimleri, dönüş hızları filan bütün bilgiler var. Gelelim zırha. Evet arkadaşlar, şimdi burada işin enteresan kısmına geliyoruz. Şimdi modern tankların zırhları standart döküm demir değil. Haddelenmiş çelik zırhtan gövdesi varmış çiftinin. Ve çeşitli mermi tiplerine göre bunun koruması farklı oluyor. Şimdi çiftin tankında bütün mermi tiplerine göre aynı korumayı sağlıyor. Yani üstünde yazan değer neyse 1,15 katı kadar bir zırh sağlıyormuş. Bunun efektif zırhlarını da burada görüyorsunuz. Beyaz kule zırhı, mavi de gövde zırhı. Gördüğünüz gibi taret zırhı bir hayli kalın, 454 milim. Aynısını bir de Leopard'a bakalım. Bakın, perforated steel kompozit zırh. Farklı. Kule ise welded plate steel. Daha da farklı. Eğer şeye geçerseniz, mesela şuradan Chieftain değil de Challenger'a geçerseniz, bu daha da farklı. Challenger'ın zırhı gövde kompozit, tarette kompozit. Bu bildiğimiz Chabram denilen çok başarılı zırhı kullanan ilk tanktır Challenger. Şimdi bakın, burada kompozit zırhın farkını şimdi şurada göreceğiz. AP mermide bakın, AP, HE, SC. SC dediği shape charge, yani hit türü mermiler. Kompozit zırh özelliğinden dolayı üstünde yazan milim neyse onun 1,55 katı koruma sağlıyormuş. Ama shape charge'a karşı, yani heat mermile karşı 2,7 katı koruma, Merkava yok, sağlıyormuş. Yani buradan seçiyorsunuz, bakın, AP mermiye karşı taret zırhı 676 milimken heat mermiye karşı 1177 milimetre. Mermi tipine göre korumanız değişiyor. Armored Warfare'in en büyük özelliği, en farklı tarafı bu. Mermi tipleri de, zırh tipleri de bunlara göre değişiyor. Tabii şimdi zırh böyle olunca mermiyi de buna göre yapmanız gerekiyor.
Mermi tiplerine bakarsak Armor Piercing, Fin Stabilize, Discarding, Sabo mermi. Şu anda kullanılan en bildiğimiz mermi türü. Daha düşük tanklarda mesela bunu bulamazsınız. Ne bileyim bir 430'a geçerseniz bildiğiniz AP mermi, Heat mermi görürsünüz. Bir de HE. Fakat daha üst seviye tanklara gittiğiniz zaman, işte Leopard 2 AV'ye geçtiğiniz zaman Armor Piercing, Fin Stabilize, Discarding, Sabo mermi, Heat mermi ve de HEP. Bu High Impact Explosive Plastik mermi. Ama İngilizlerin Squish dediği plastik patlayıcı atıyor bildiğiniz. Bunun çalışma mantığı da şöyle. Zırhı delmeye çalışmıyor. Attığınız zaman zırhın üstünde yapışıyor, patlıyor ve yarattığı şok etkisiyle zırhın tank içindeki bölümünden parçacıkları kopup işte içeride hasar yaratması üstüne kurulu. Her birinin farklı özellikleri var. Geldiğiniz zaman görüyorsunuz. Bakın burada işte delerse ne hasar verir, delmezse ne hasar verir gibi. Hep hash, evet, onların hepsi high explosive gibi düşünülüyor. İngilizlerin adı daha farklı. Onlar hash diyor. Squash head. Ama mekanizma aynı. Evet arkadaş, bir chieftain'la oynayalım. Chieftain'la oynarken dikkat edeceğimiz şey, bakın gövde 115 mm. Çok kalın bir zırh değil. Taretimiz 454 mm. Çok kuvvetli. Bunun da sebebi, ben buna bir güncelleme taktım. Steel Brew Applic diye. Bunu taktığınız zaman yaptığı şey heat mermilere karşı dayanıklılığını çok artırdı tankın. Mesela bakın taret zırhında ciddi düşüşler söz konusu. Eski Applic'siz şeyi. Çok karışık diyorsunuz ama aslında değil. Yani alıştığınız, bot'tan alıştığınız gibi ben tanka atladım oynuyorum abi şeklinde oynayabilirsiniz. Öğrenmek isterseniz öğrenmeniz için gereken her türlü şey oyun içinde zaten detaylı yazıyor. Şimdi mürettebata biraz değinelim. Armored Warfare'in mürettebat mantığı biraz daha farklı. Bir komutanınız var ki tankın performansına en yüksek etkiyi bu yapıyor. Oyuna başlarken iki tane tankla, iki tane komutanla başlıyorsunuz. Oyun içinde belli tankları açtıkça ek komutanlar geliyor. Şu anda benim bayağı bir komutanım oldu. Gördüğünüz gibi 7 tane komutanım var. Bunlardan bir tanesi dışında hepsi full eğitimli. Siz komutanı eğittikçe 5 taneye kadar ek beceri kazanıyor. Mürettebatlar ise tanka özel. Komutanlar birden fazla tankta geçerli olabilir. Mesela Chieftain'da da aynı şeyi kullanıyorum ben. Pardon. Tabii Leopard'da da aynı komutanı kullanıyorum. Freya Hoiberg. Son derece başarılı bir komutan. MBT-70'de de aynı komutanı kullanıyorum. Yani komutanları bir sürü tankta kullanıp çok hızlı yetiştirebiliyorsunuz. Ama mürettebat o tanka özel. Yani bu mürettebat eğitildiği zaman kaldırıp başka bir tanka koyamayacağım. Komutanı da birden fazla tanka koyacağım diye her birinde 0-0 sıfırdan eğitmeci yok. Abi gelebilir Merkava ileride. Yani bu neticede de oyunun daha betası. Şimdi bu oyunu oynamak neden eğlenceli onu bakalım. PvE oyun türü bizim şeyden alışık olmadığımız. Mermiler çok deliyor. 300 milim. Ve rehber videosu çekeceğim arkadaşlar da onun için bayağı bir ön hazırlık lazım. O vaktim olmadı. Şu anda biraz hızlı gösterme gibi. Şimdi burada önemli olan şey şu. Mermi 300 deliyor.
Bizim yan zırhımız 81 milim gövdede. Yani çoğu tank en ufak açı verdiği zaman yandan delinebilir. Bunu savaşta göreceğiz. En güzeli biz bir savaş attıralım. Şimdi savaşların 3 tane farklı güçlük derecesi var. Bir tanesi kolay. Bu ek başta başladınız. Bu orta derece, bu seviye 4'e kadar tanklarla gidiyor. Bir de zorluk en zor derece var. Bu seviye 5'ten sonra başlıyor ve bayağı zor. Bayağı zorluktan kastı da tanklar karşınızdaki yapay zeka çok akıllı olduğundan değil. Karşınıza çok tank çıktığı için. Evet, bir oynayalım. Zor şeyde. Bunları kaybetme ihtimali var, öyle söyleyeyim size. Mambacım, yaş 46. Şimdi PvE görevlerine 5 tane tankla başlıyoruz. Her zaman 5. Karşımıza ise çok sayıda tank çıkacak. Ve WOT'takinden daha çok bir tank çeşitliliği var. Şimdi ana hedefimiz neymiş? Rafineriyi ele geçirmek. Şu gördüğünüz yuvarlakta orayı ele geçireceğiz. Bir de şu ufak yan görevler var. Bunları becerirsek ek para veriyor. Şimdi PvE oynamanın keyfi ne? Yani niye insan PvP dururken PvE oynar? Çok keyifli. Çünkü işte nasıl tank vuracağım diye kendinizi kasmıyorsunuz. Mutlaka vuracak bir şey var. Esas takım arkadaşlarınızdan daha hızlı nasıl vurursunuz, onun derdine geliyorsunuz. Leopard 1 seviye 3 tank bu oyunda. Seviye 10 değil. Chieftain'ın sıkıntısı çok yavaş bir tank. Kadar uzaktan iş yapamayacağız. Biz biraz yakına girişelim. Sarı tanklar komutan tankları ve çok zor ölüyorlar derken hafif tank da kolay öldü ama normal bir tankın yaklaşık iki küsür katı canı var komutan tanklarının. Zor ölüyorlar ve daha akıllıca oynuyorlar. Grafikler güzel arkadaşlar. Yani oynarken hakikaten keyif alıyorsunuz. Bir sıkıntısı tabii o kadar güzel grafik kaplamalar kalın demek. Gördüğünüz gibi pek bir ateş edecek fırsat bırakmıyorlar bana. Kim önce gördüyse yakalıyor. Yani takım arkadaşlarından yapacağım. Challenger'ı açacağım inşallah. Az bir şey kaldı. Çiftinden direkt Challenger'a atlıyor. Oyundaki en güzel tanklardan bir tanesi Challenger. Arkadaşlar, misafir gelecekmiş. Benim biraz yayını erken kesmem gerekebilir. Şimdiden özür dilerim. Ama Armored Warfare oynayacağım. Bu oyunun farkı böyle aralardan çok güzel tank vurabiliyorsunuz. Tank çeşidi olarak da gördüğünüz gibi sadece ana savaş tankları yok. Keşif tankları, zırhlı tank, zırhsız fakat güçlü topları olan tanklar, her türlü şey var. Bakın yandan açılıyken bile vurdum.
Challenger dönmüyor, bu hiç dönmüyor. Begleich Panzer mesela zırhsız bir tank ama çok kötü vurabilir tutturduğu zaman. Gövdemizi mümkün mertebe saklamamız gerekiyor. Pek de saklayamadık. Arkadaş, o uçaklar etrafı bombalarken hoş olmuyor yalnız. He? Uçaklar etrafı bombalarken pek hoş olmuyor diyorum. Oh yeah. PV güzel ya, tıngır mıngır oynuyorsun. İyi deldim onu. Overmatch zayıf yanına gelmiş. Ariete'ye gelemedik daha. Yaz, o da deliyor seni. Yok, vuramadık. Abrams'lar önden çok sağlam, çok zor deliniyor ama yandan yakaladınız mı çok kolay. Mesela şöyle taretten. Aha, Stingray de iyi vurur. Aha, Ramka en berbat tanklardan bir tanesi. Çok zırhı var. Era zırh paketleri vesaire. Çok zor deliniyor. Bir tek şurada komutan yuvasından delebiliyorsunuz. Ve yani üstündeki otomatik top her şeyi de deliyor. Uçak savar mermisi gibi bir şey atıyor. Terminatör mü? Terminatör deliniyor abi. Şey delinmiyor. Ramka. Ramka çok pis. Ram hasarı çok düşük bu oyunda ya. Hı? RAM hasarı çok düşük. Çok kötü değil. Şeydeki kadar değil tabi, WOT'taki bot kadar ama. Eyvah eyvah, bunlar beni çevirmeye çalışacaklar. Kötü. VHS, VHM çok... VFM. Çok sıkıntı bir tanktır. Ağır yedin yalnız yandan. Şu PvE kitinden bir %10 can kazanalım. Allah'tan öbür tarafa baktı. ...500'e düştün. Gövde çok zayıf, o yüzden çok kolay can kaybedebiliyorum. Aha, arkadan gel. Terminator. Yayındayım şu anda. Arkadaşlar gördünüz mü? Delebileceğim halde attım, delemedim çünkü era zırhına çarptı. Şimdi era paketleri full review yaptığım zaman görürsünüz. Era paketleri vurdukça yok oluyor ama o atışı engelliyor tamamen. Yani eralı bir tankı vuracaksınız, aynı yere iki tane sokmanız gerekiyor. Eyvah. Çok hızlı bir alet bu. Allah'tan başkasına bakıyor ve vurdular. Ve böyle hareket halinde vurmak zor derken... Hard'da değil, medium'da oynuyorsun galiba değil mi şu an? Hard'da oynuyorum. Hard'da mısın? Evet. Bu kadar çok tank medium'da çıkmaz zaten. Oha oha oha. Of, 170 canı kaldı. Oo.
Hard modda oynuyorum. Stingray kimin tankı ya? Bilmiyorum. Amerikan galiba. Arkadaşlar ben Sen öldün. bir dakikanızı rica edeceğim. Geliyorum şimdi. Evet sevgili seyirciler, Burçan yokluğunda şimdi kendi kanalı için etme görevi tabii ki eski sevgilimiz Ozman'da. Bakalım Burçak bir sonraki oyunda nasıl size Armored Warfare'i tanıtacağı, ölmemeyi başarabileceği mi? Oyunun adı Super Mario ve 7 tanklar. Bir pamuk prenses Mario'su var, onu korumaya çalışıyorsunuz. Bu kötü ruhlu cüceler saldırıyor şu an. He ben buradayım. Muhabbet ediyorum. Türkçe kanalların içinde çıkmıyor demiyoruz. Türkçe kanallara nereden bakıyorsunuz ya? Ben ona bak bilmiyorum Twitch'te. Şu an full Türkçe olanlar evet. Geldim. Old Hı? Games'in içinde. Yok Türkçe olan kanalları nasıl arıyorsun Twitch'te onu bilmiyorum da ona bakıyordum. Seçeneği bilmiyorum ya. Senin konuşmaların geliyor mu benim yayında? Geliyor, geliyor. Hmm. Yani duyuyorlar İyi. Neyse, bunu seyretmekle vakit harcamayalım. Çıkalım, farklı bir tank türü seçelim. Soldan kanallardan Türkçe'ye tıkla. He, tamam, anladım şimdi. Kanallara giriyoruz. Top Channels, All Channels. Broadcast platform. Seçenek nerede? Abi kanallarda Türkçe diye bir seçenek mi var? Dur bakıyorum. Ben bulamıyorum abi şu an. Benim oyun daha iniyor abi. 36 dakika var daha. Evet, şimdi bir zaten. Topçu oynayalım arkadaşlar. Bunun topçusu biraz daha farklı. Şimdi medium zorlukta oynayacağız. Kulaklık 430 mu 730 mu? Hatırlamıyorum Allah. Bir şey işte. Üstünde kendi ses kartı olan. Yok abi ben de valla channel'da seçemiyorum. Derrick Rose'cum yazayım da hatırlamıyorum. Gidip bir bakmam lazım neydi ne değildi. Abi Twitch TV direktörü olup görüyorum. Dili nereden seç... Allah Allah. Bir dakika abi, mesela channel'a girdim. Çünkü bir şey çözmeye çalışıyorum. Daha önce de bulamamıştım çünkü. Channel'lara girdim abi. Directory all'dayım şu an. Sadece all channels var. PlayStation 4 ve Xbox 4 var. Xbox 4 ne ya? Xbox One var. Başka? En sol altta daha fazla. Allah Allah. Mor. Terms and choices. Cookie. Keyboard. Ha language. Evet abi bak. En altta abi. En altta. Şimdi Türkçe'ye tıkladım. Şimdi bakalım olacak mı? Bir şeyler değişiyor. Gelmeye çalışıyor. En iyi kanallar falan geldi. Peki sadece... Oğlum Türkçe oldu bir tek lan. Ya Twitch Türkçe oldu. Yani en fazla şey kanalları var yani. Tam Riot Games Turkish falan var ama diğerleri yok. Neymiş? Şimdi arkadaşlar bu oyunun topçusu biraz daha farklı. Şu anda kullandığım topçu üçlü şarjörleri olan bir topçu. Buradaki topçuların hepsinin ortak sıkıntısı çok alçak şeyden atıyorlar. O yüzden en ufak bir engelde arkasını atamıyorsunuz. Şimdi hiç bundan... Aha delemiyor. O zaman bunu aldık. Bakın orada bir ışık parladı gördünüz mü? Topçu düşman topçusu ateş ettiği anda parlıyor.
yerini gösteriyor size. Dolayısıyla counter battery yapabiliyorsunuz. Tabii aynısı sizin için de geçerli. Karşıda topçu varsa ateş etmenizi bekliyor. Bekliyor. Sonra ateş ediyorsunuz. Tepenize mermi yağıyor. Bakın tepenin arkasında diye oraya ateş ediyor. Ha, bir şeyin taşın arkasındaymış. Biraz şöyle bir yere geleyim. Gvodiskaya'dan hiç hoşlanmadım da bu akasya aldım yeni. Stok olmasına rağmen hiç fena değil. Şuradaki şuraya bir kör atış yapacağım. Haritadan tam tutturayım. Şöyle. Yok, SAM site'ı tutturamadık. Neyse, üçlü mermimizi yükleyelim. Şimdi bu seviye 3 olduğu için fazla bir imkanı yok. Sadece smoke round var. Duman sis atarak gizleyebiliyorsunuz. Kendi ekibinizi veya düşmanı her ne sebeple istiyorsanız. Daha üst seviyelerde illumination round var. Belli bir bölgeyi aydınlatmak istediğiniz zaman oraya atarak düşmanın görülmesini sağlayabiliyorsunuz mesela. Panzerhaubitze 2000 tabii ki onu yapar çünkü o seviye 8 topçu. Biz şu anda seviye 3'te oynuyoruz. Şimdi arkadaşlar şurada bir yerde bir sürü tank çıkacak. Şu harita dışında çıkanlar bir sıkıntı, daha buna bir çözüm bulamadılar. Ah, kaçtı. Bakın şu önündeki evden dolayı atış yapamıyorum adama. O kadar aşağı seviyeden gidiyor, alçak seviyeden gidiyor mermi. Bu arada bizim tankları görüyorsunuz değil mi? Adam, ha işte bu topçu attı demek. Yeteri kadar hızlı bakarsan burada bir sürü topçu var. Ha bakın gördünüz mü topçu bu. Ve yok oldu. Kırmızısı gözükmüyor ama kendisi gözüküyor. Vurduk. Bir tane daha. Öldük. Watt'tan daha iyi veya Watt daha iyi diyemeyeceğim. Farklı. İkisinin de çok keyifli olduğu şeyler var. Yani birbirinden bayağı farklı. Ben de bir ara bu Watt'tan daha iyiymiş, bunu oynayayım dedim. Sonra Watt'a geri döndüm. Watt daha iyiymiş dedim. Şimdi ikisinin de keyfi farklı. İkisini de oynuyorum. İkisinden de keyif alarak oynuyorum. İkisinde de premium aldım, o parayı verdim. Bence ikisi de değer üstünde uğraşmaya. Şimdi yüksek seviye alacağım ama iyicene farklı bir şey alacağım. En yüksek seviyemi almayacağım. Yok, en yüksek seviyemi alacağım. Rapid Deployment Force Light Tank. Bu hafif tank, gözcü. Bayağı da iyi bir silahı var. Yani attı mı deliyor. Ama süratli. Çok çevik değil ama ne de olsa premium tank.
Çiftin Mark 6'ı bilemeyeceğim. Review için birkaç tane daha tank Fox'um yok arkadaşlar. Bu oyundaki en büyük sıkıntı para sıkıntısı. Ve ben premium almaya yeni başladığım için bugüne kadar hep kıt kanaat geçindim. PvP oynarım ama PvP'yi bir ben beceremiyorum. İki tek başına pek keyifli değil. Oyundaki para sıkıntısı şöyle. Maçlardan kazandığınız para, deneyim öyle bir ayarlamışlar ki bir sonraki seviye tankı açtığınız zaman o ana kadar oynadıklarınız ucu ucuna kazandırıyor. Bir de böyle işte çok harika işler yapıyoruz, masumları koruyoruz gibisinden bir komik bir hikayesi var arkada. Olmuyor. Yakışmamış ama işte Amerikalılar seviyor öyle hikayeleri. Bakın bazı tankların üstünde beyaz şey var. Göz işareti var. O takımdan ben gördüm bunu demek. Yani onlara verilen hasar bana da yazacak. Bakın yanlardan ne kadar rahat deliniyor. Şimdi daha henüz hareketlenmedim. Çünkü burada daha çok ekmek var. Bunun Challenger'ı delemiyoruz işte. Challenger'ın hiçbir tarafı delinmiyor. Bu oyunda WoW'dan farklı olarak destek yapmaya inanılmaz deneyim veriyor. Deneyim ve para. Yani illa hasar vererek şey yapmıyorsunuz. Destekle de bayağı iş yapılabiliyor. Evet. Şimdi bir modern hafif tank kifayetini göreceğiz. Bu tankın özelliği arkadaşlar hızlı sevk edilebilmesi için yapılmış. Ateş destek tankı. Yani topu bir işe yarıyor ama kendisi hafif. Yani fazla bir zırhı yok. Allah bize bakıyor. Yırttık. Yırtamadık. Evet. O da bir leopar. Bakın leopar alttan iyi kötü yine delinebiliniyor. Ama Challenger'lar çok sağlam tanklar. WoW usulü bir çılgınlık yapmak istiyorum ama çok kolay değil. O da beni vuruyor. Şuradan kaçalım. Arkadaşlar bitirsin. Bu Terminator arkadaşlar demin bahsettiğim Ramka'nın küçük kardeşi. En azından yandan delinebiliniyor. Ramka çok sakat. Topçuyu da aldı. Aa! Hayır. Takıldık. Auto aim aslında hiç fena değil. Öyle demeyin. Arazideki engebe çok fazla. Yoksa auto aim'i güzel. Evet, tankların hızı, auto aim, ya auto aim demeyeyim de hakikaten nokta atış. Çok uzun mesafelerden zayıf noktalara tutturabiliyorsunuz.
oynuyoruz arkadaşlar. PvE evet çok daha hareketli. PvP tamamen yatmaca. Herkes nasıl yatıyor inanamazsınız. Gelin bir PvP oynayalım. Yatışı görün. Bu bir PvP. PvE değil ha. Aha, Jhin gelmiş. PvP'de tabii yatarlar çünkü oyun öyle bir ki şey ki görüldüğünüz saniyede ölüyorsunuz. Yatmazsan hiçbir şansın yok. E yatınca da çok keyifli olmuyor. Yo, Ruslar hiç patates değil. Ruslar çok güzel. Sen hiç T80 ile karşılaştın mı? T80, T90, T90 MS, MS. Osman, Alp biliyorsun vallahi benim sistemi. Oğlum, bu Söyleme. Jhin'inden neden bahsettiğini bile anlamaz. H3 Savage. Of. Tarih tarih. Tarih hakikaten ya. O ama arçelik bilgisayarlar onları 2004 senesine kadar satmaya devam etti abi. Düşün yani. Ortalıkta Voodoo ekran kartı kalmamışken Savage'lı arçelik bilgisayarlar vardı. Evet arkadaşlar, Rus tanklarının özelliği görüş mesafeleri zayıf, zırhları iyi, topları tam anlamıyla hani kodumu oturttu derler ya, aynen onda. Çok zor nişan alıyor, çok yavaş nişan alıyor ama vurdu mu kahrediyor adamı. Ne güzel randemiş arkadan seni bu arada. Ne biçim tropik ada bu ya? Yalnız ah adanın ters tarafında şey yapmışız. Öbür tarafında çok güzel deniz aksiyonu var. Gördün mü onu? Yok daha göreceğim de. Enteresan bir harita bu arada. Garipmiş. Çok delik deşik gibi. Benim oyun daha iniyor arkadaşlar. Oyun inmiş olsaydı gelecektim yanına da daha yarısı anca indi. Daha inmesi gereken 6 GB var. Öyle papyon işte bu adam. Biz böyle izletiriz gereksiz oyunları size. Evet arkadaşlar, bugün Solitaire'de hangi kartı çektikten sonra nereye doğru devam etmemiz gerektiğine bahsedeceğiz. Papaz çekince yeni bir hat oluşturuyoruz biliyorsunuz. Ne kadar da enteresan kamuflajım varmış. Üzerine tinler dökülmüş de boyanın rengi atmış gibi bölge bölge. Bu premium paketle Mercenary Version hepsinin böyle bir kamuflajı var. Daha Eşittir. parayla kamuflaj alacak kadar beğendiğim bir tank olmadı. Muhtemelen Challenger'a yapacağım o hareketi. Muhtemelen yayın ayarlarında bu şu an TSS'i daha az geliyordur. O yüzden benimki daha Bulamadık. hafif geliyordur size. Çok sorun değil, sonra halledilir o. Asıl soru şu, o tanklar bu adaya nereden geldi? Abi bunlar genelde şeyde, hepsi burada da satılıyor. İşte kargo, yurt dışı kargo ile getiriliyor. Debiden filan dolayı biraz fazla tabii şey oluyor. Desiden dolayı pardon. Debi ne ya? Sanki su muslukla mı getiriyoruz? Desiden dolayı biraz sıkıntı oluyor ama gene de getiriyorlar işte. Abi Aras kargo ile istemeyin. Tank Aras taşıyamıyor kargo. onlar. Evet. Kargo tuzlu su çürütmüyor ama bu Baltık Denizi tarafı diyeceğim ama yok, yediremem bunu Baltık Denizi'nden. Bu hakikaten bayağı tuzlu. Pasifik Okyanusu gibi bir şey bu. İşte şey oluyor, burada 2 sene geçirince Baltık'ta 4 sene geçirmiş gibi. Yani Kuzey Avrupa ülkelerinden tank almaya çalışın eğer sahibinden komutan alacaksanız.
Pasifik tarafındakilerde almayın. İçten çürüyor sonra tank. Cancağızım, senin hasarla benim hasar bir mi? Aha, kafadan girmiş adam. Ben tabii kayık geriden izlediğim için. Oh. 560-560 da iyiymiş. Şimdi bu arada benim 2 numaralı mermime dikkat ederseniz, benim 2 numaralı mermim bu tankta, aha işte topçu, roket atar. Şey, roket atar demişim, güdümlü mermi. Güdümlü mermi çok yavaş yüklüyor. Ama çok güzel deliyor. Delemediği şey yok gibi bir şey. Ben böyle haldır uldur gidiyorum da. Arkadaşlara yatış göstereceğiz dedik. Ben böyle öyle diye gidiyorum. Ama çok az adam denk gelmiş önüne de, o yüzden. İşte bu oyunun en büyük sıkıntısı bu. Hareket halinde ateş neredeyse hiçbir zaman vurmuyor. Evet, topçuyu da hallettik. Votta sanki her gün vuruyor da. Abi, Stalin Power. Sen KV2 ile nişan alıp mı vurdun herkesi? Ya şimdi öyle demeyelim, ona bir Stalinium diyelim. Bu oyunda peki niye PvP oynanır herkes yatıyorsa diye, arkadaşlar deli gibi XP ve para kasıyorsunuz PvP oynayınca. Evet, jip zaten. Light tank falan değil o, jip bayağı, bildiğin jip geçti adamın. Evet. Jip ama üstünde makinalı ve roket atar var. Işıt jipi gibi. Aleyküm berabe. Aleyküm Allahu akbar falan diye roket atacak onlar, görüyorum. Ben buradan iner miyim? İnerim. Stalinium is the best cheat. İyi gidiyorsunuz ha. Ben girdiğimdeki ağzımı burnumu kırmışlar genelde. Beni de normalde kırarlar. Yayın şerefine bir şeyler yapıyorum. Bu oyunda var ya, bir iki defa PvP oynayayım dedim. Ağzımı burnumu kırdılar. Yani. Kim nereden ateş etti diyene kadar ölüyorsun normalde. Evet, aynen öyle oluyor yani. Evet, 1696 hasara, şimdi 100.000 XP para gelirse şaşırmam. Çünkü PvP aynen öyle. Plastik tekerli jipler var. Jip yok ama TD var öyle tekerli. Plastik dediği herhalde lastik. Tamam arkadaşlar, sesim az olabilir, onun ayarından öyledir. Benim sesimi duyuyor şu an bu adam gayet net diye düşünüyorum. Ben duyuyorum. Evet, sen duyuyorsun. Ama yayın duymuyordu. Evet, 127 bin para. Tabii premium tank oynadığımız için onun da etkisi var. Arkadaşlar, bu oyunun en güzel taraflarından biri neyi neden aldığınızı görebiliyorsunuz. Şimdi detaylara girince bakın. 5 atış yapmışız, 3'ü isabet etmiş. Ondan sonra her türlü detay var. Kaç kişi öldürmüşüz, ne hasar vermişiz, o hasarı nasıl vermişiz, kaç metreden vermişiz, sabitken mi vermişiz, hareket halinde mi, gizliyken mi vermişiz, kimlere ve hangi tank türüne vermişiz. Asistler, kaç kişi spotlamışız, ne kadar zırhtan sektirmişiz. Her şey var. Aynı şekilde de XP ve para gelirinin detaylı kırılımı var. O yüzden şu aldığınız 119.000 para birebir nereden geliyor en ince detayına kadar görüyorsunuz. Tekinciğim, ben yayında değilken gül atmana çok gerek yok. Yayındayken gül atınca üst sıralara çıkıyorum ana sayfada. Boştayken atmanıza gerek yok. Teşekkürler ama gene de ilginiz için. Ne alacaktık? Ha, tekerlekli. Lastik tekerli sordum. ERC alırım da ERC'yi daha kullanmayı öğrenemedim. O yüzden ben onun yerine sana Love alayım. Ya da Love şimdi premium tank. Premium almayalım, şundan alalım. Evet, bunu alalım. PRBC değil mi ya? Bu Rus şey değil mi? Hadi arkadaşlar, o 10 milyon paranın 6 milyonu zaten tank paketi aldığım için hediye geldi. Yani 4 milyondan az param var. Şöyle söyleyeyim.
Çiftinden sonra açacağım tank 6 milyon. Unutulduğunu mod yapıyor muyuz? Burada Cenino ya. Cenino, Cenino. Ceninliğini bilsin. Peki, tamam. Şimdi PvP'de ben bundan anında ölürüm. O yüzden PvE'yi takılacağım. Ama sizin için hard takılayım. Oha, lastikler patlamıyor. Top araçtan uzun ya. Abi TD bu bildiğin. Bu oyunda TD'ler çok sakat. Ya nasıl zırhlı savaşının geliştiğini, değiştiğini gösteriyor yani Armored Warfare. Yani bildiğiniz kamyonetin üstüne adam 120 milimlik bir tane top koyuyor. Evet abi, gelen evet geçeni abi deşiyor. Riva deresi taştı. Aa, Riva'yı su basmış. Biraz daha para açısından rahatlayınca şu otomatik toplulardan BMP falan gibi bir şeyler alacağım. Biraz da onları göstermek isterim. Çünkü çok etkililer. Adam 25 milimetrelik topla nasıl deliyor biliyor musun her şeyi? Oyunun Türkçe dil desteği daha yok diye biliyoruz. Henüz yok. Arkadaşlar herhangi bir dil desteği vermek bir oyuna ciddi sıkıntılı bir iş. Evet, çevirmekle kalmıyor. Hem çeviri anlamında hem işte müşteri destek anlamında hem bu iş için harcadığınız para açısından. Şimdi daha oyun beta aşamasında bir de biz Türkler oyunlara para vermeyi sevmiyoruz. Dolayısıyla adamların Türkçe'ye çevirmek için çok bir şeyi yok. Niye çevireyim diyor. Ama şeyleri var, istekleri var. Allah tabii bana bakıyor. Bana bakma Abrams abi. Şimdi T'deyiz aslında. Arkada yatıp saklanmak lazım da her zaman saklanılmıyor. Bu harita çok saklanmaya müsait bir harita değil. Biraz daha çevik davranmak lazım. Şekil bira. Türkçe çevirmezsek abi test sunucusu açık mı abi? Abi heat mi sıkalım şey mi? Of burada var ya harbi kafayı yerim. Burada daha sıkıntılı. Vot kadar kesin şeyler yok çünkü cevaplar yok burada. Altay gelirse var ya bu oyuna. Ooo var ya. Kaybeder. He? %50'sini kaybeder vot. Kesin. Gele de bilir hani çünkü oyun Allah. Fırtına muhtemelen daha zor gelmesi ama Altay'ın gelme ihtimali yüksek. Altay'ın gelme premium ihtimali falan, çok yüksek. Ya premium falan getirebilirler öyle. Black Panther oyunda fix olacaksa Altay'ı niye getirdik muhabbeti ancak premium olarak olur. Yapmadığı şey değil Armored Warfare'in. O Chieftain Mark 6 için yapmışlar en son galiba. Evet. Bir Black Panther'ı aslında ilk başta gelmeyecek ama hemen getirebilirler çünkü patch 13'te şu anda 12.97 falan gibi bir şeyde şey gelecek. Uzak Doğu tankları gelecek. Çiftincim yani mundar ettin güzelim tankı. No effect. Şimdi hareket halinde vuramayanlar ordususunuz resmen ya. Hareket halinde bu oyunda vurmak çok zor. Sen bana ateş etmeden ben şu ikinci hedefi şey dengeleme gyroskop falan çok daha iyi olması lazım. Kurtarın beni. T90 MSO ben nasıl deliyim? O değil de size yarın okul var. Bize hiçbir şey yok. Bize deliği her gün bayram. Aha deldi. İnanamıyorum. Yani trafik şubeye gidip kaza raporu falan alacağım. Yani benim öyle bir şey var. Oyunu HP Pavilion G6'dan oynanabilir mi?
Valla sistem gereksinimleri herhalde sitede yazıyordur ama çok mükemmel bilgisayarlara ihtiyacınız yok oyun oynamak için diye hatırlıyorum. WOT'u çalıştırıyorsa bunu çalıştırıyor diye bir genelleme yapabilirim. Ayarlarını düşürmeniz gerekebilir. Çünkü kaplamaları hakikaten iri kıyım bunun. Moto oranla. Clancy'yi beğenmezler. Bunun arayüzünü beğenmezler. Arayüz canavarısınız oğlum resmen. Clancy'yi beğenmemekte haklılar da. Ya olsun olsun. Clancy nereden çıktı abi? Abi şuradan Türk sistemi, direkt kalite ayarı falan var. Bir partnerlik var. Rahat yani. Twitch'ten kazandığımın yaklaşık 1600 katını kazanıyorum. Çünkü Twitch'te sıfır kazandım lan. Mesela ilk ay galiba 100 lira, 150 lira geldi. E iyi ya. En azından kota paketim ve iki lahmacun Ben nereye çıktım? Yani niye 300 canlısın ya? Misem. Ya ben tankımın özelliğini kullanıp biraz Oha yatayım. abi adam 70 kilometre falan basıyor aletle ya. Arkadaşlar, bu tekerlekli tankların bir sıkıntısı var. Özellikle WOT'ta da alışmışız. Tank sabit yerde dönmüyor. Arkamda biri var. Ha doğru sağlı solu dönüyor tabii. Tabii hareket etmezsen dönmüyor tank. Abi Clancy'nin bayağı artısı var ya benim için. Bir artısı olmadığı şey Twitch'teki direkt export tuşu olmaması. Yani YouTube'a atma şansım yok. Onun dışında gayet iyi. Tek ot böcek falan atabiliyorsunuz. El uğraşmıyorum. PayPal'la. Bir de normalde Twitch aboneliklerinde %50'sini mi ne alıyor yüzde kırkını mı? Paranın. Clancy'de %80'i %90'ı size kalıyor. Yanıyorsun Fuat abi. Ben zaten Clancy'ye şey yapıyorum. Benim hiç Twitch'e dönmem için hiçbir neden yok yani şu an. YouTube'a da başka zaman video koyarım. Kendi kıçımı kastırabilirsem zaten normal YouTube videoları Evet, şu çekerim anda yani. Bu arada PS4'deyiz. Şu arkadaşlar an en net yüksek maçlar çekiyoruz. ikinci hasardayım. Demek ki kötü oynamışım. TD'li bir de olmak lazımdı. Son anda dönüp şey yaptım. Aa, bakıyor. kaybol. Kaybol anacım, bakma bana. Anam evet şimdi gördüm ben de. E100 mü? Oğlum E100'ü bu oyunda ne yaparlar biliyor musun? Üçüncü sayfa haberi olur E100 bu oyunda. Bir E100. Topkapı tarafından sürülerin yakınında hunharca katledildi. Cesedi aradaki kanalizasyon burasına borusuna bırakılan E100'ün içindeki mürettebatın akıbeti belli değil. Abi adam ne hızlı çeviriyor topunu ya. Arkadaşlar E100'ü bu oyunda bildiğiniz o otokenlı şenkler tanklar kevgire çevirir. Abi gerçekçi olmasının sıkıntısı inanılmaz yalnız. Ağırdan kantal olur filan. Hova diye çevirdi abi kafaya adam. O hız ne abi? Saniyede herhalde 180 derece falan O çeviriyor. beni vuran şeyi mi diyorsun? O İnanılmaz heavy hızlı tank o değildi kafa. ki. Ha neydi o? Şey, recon vehicle o. Zırh yok. Ha. Abi ne bileyim o kadar büyük kafa olunca ben de bir şey sandım. Abi ne tanklar var? Ben sana şimdi şeyi göstereyim bir. Dur, çıkayım şeye bir döneyim. Bir takım aletler var. Yani bildiğin kamyonetten bozma ama üstünde bayağı sağlam top var. Altı şey. Yine iman mobil. Ama çok güzel, çok şıkları da var. Şimdi mesela beni vuran şuydu. Stingray.
namlunun ucundan çıkan dumanı sevdik biz zaten. Kristo. Bak, zırha bakar mısın? Ön zırh 70. Yan zırh 30. Ama topuna bakıyoruz. 105 milimetre L7 A3. O bizim WOT'taki şeyin topu. Centurion AX'in topu. Evet, aynı top. Evet. Onu adam bildiğin Armored Personnel Carrier'ın üstüne koyuyor. Penetration 334. Hoş. Buraya geliyoruz. Burada da komedi şeyler var. Crab var mesela. Şöyle bir alet. Üstünde otomatik top var. Her bir haltı deliyor. O zaman Stingray'e IS-3 falan vurursa patlar o Stingray. Tabii canım. Ama işte o Stingray'i IS-3'ün vurabilme kabiliyeti yok. Çünkü alet deli gibi hızlı. Bir de şöyle bir alet var. Nasıl? Çok fütüristik tanklar gelecekti. En altta böyle var. İşte bu. Bir sadece namludan oluşan. İşte bu. Onu mu gösteriyorsun? He, onu gösteriyorum. PL-10. Polonya tankı. Ha, bu abi evet. Bunu gördüm ben şeyde. Bu. Bir tane getirdim. Bu şey değil ama. Yani main battle tank değil mesela. Neymiş bu? Bayağı recon vehicle. Zırh yok. Ama 105 milim top var üstünde. Bildiğin armuta benziyor ya. Evet. Yani bunun zırhı şeye dayanıyor. 12,5 milim uçak savar mermilerine dayanıyor. Ya bildiğin 50 kalibre Browning ateşine dayanıyor sadece. Evet. Ha, bir dakika kapı çaldı. Bir başka gelmeyen ama gerçekte olan bir tank bu. Rusların yeni main battle tanki Armata. Bu da güzel tank. Evet abi, oyundaki en sakat tanklardan bir tanesi. Ramka. Aletin zırha bakar mısınız? Aha. 300 milim gövde zırhı var. Oha. Evet. Abi ben kaçıyorum, imah yiyecekmişim. Tamam. Ya ben de zaten bir az sonra bitireceğim. Bir iki oyun daha atacağım. Tamam. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Sonra konuşuruz, görüşürüz. Multiplayer'e yeni var. Ben de yayın açmam %98. Gece 1'de açmazsam. Kendinize iyi bakın. Enteresan bir şey ne oynayabiliriz? Ha şu Akatsiya çok stok ama bunu oynayabiliriz. Mesela bu da 3'lü şarjörlü. Biraz daha da büyük, yüksek seviye maçlara giriyor. Tamam arkadaşlar, oyunun mantığı şu şekilde: iki tane silah satıcısı var. Bir tanesi Wolfly, öbürü de Şişkin. Yani ülke mantığı değil, hangi satıcıdan tankınızı aldığınızla ilgili. Wolfly'nin tankları şunlar üstüne: Leopard varyantları, Amerikan tankları, BMP'ler ki bunlar Rus tankı mesela. Zırhlı personel taşıyıcısı diye geçiyor ama üstüne istediğiniz silahı takarak farklı bir silah platformu elde edebiliyorsunuz. Keşif araçları. Bunlar genelde çok ufak, çok hızlı ama anormal hızlı, yani 70 ile falan arazi tırmanan. Yo, prototip değil, bunların hepsi gerçek hayatta olan tanklar. Wheel Destroyers dediği, bunlar tekerlekli tank avcısı. Paletli değil, tekerlekli. Üstünde güçlü toplar var ve çok seri atışları yapıyorlar. Bir de topçular var. Wolfly ablamız Rus topçusu seviyor.
Gvodiska'ya Akatsiya ama sonuncusu Alman. Panzerhaubitze 2000. En üst seviyelerde neler var? Tier 9 var şu anda. Daha Tier 10'lar çıkmadı. Leopard 2A6. Yani şu anda Leopard serisinin piyasadaki en güncel hali bu. A7'ler çıktı ama geniş çaplı kullanımı yok. A6'lar hala geniş çaplı kullanımda. M1 A2 bildiğimiz Abrams. Crab keşif aracı Fransız. Draco bu da topçu galiba. Yo bu da şey AFV bu da tekerlekli avcı. Şişkin abimiz ise daha çok Rus tankları Challenger serisi, çiftin Challenger serisi, ateş destek araçları. Bunlar BMP'lerden yani zırhlı personel taşıyıcılardan daha farklı olarak yüksek ateş gücü sağlayan, personel taşımak zorunda kalmayan, birazcık da zırhlı yani işte öyle makine tüfekle delemeyeceğiniz tanklar. Bunların en güzel örneği mesela demin hep bahsettiğim Ramka. Bu alet çok zırhlı. Üstünde makinalı tüfek, yani makinalı tüfek demeyeyim de uçak savar gibi bir şey var. BMD'ler de öyle. Bakın daha bende olmadığı için gösteremiyorum size ama 3 boyutlu olarak. Gördüğünüz gibi tasarım öyle çok içinde personel taşımaya yönelik değil. Ufak boyutlu, hızlı, çevik, arazide gidebilen, üstüne farklı silah şeyleri, sistemleri takabildiğiniz platformlar bunlar. Ateş destek. Yani şu topu çıkar, üstüne roket atar koy, çıkar uçak savar koy gibi çok farklı amaçlarla kullanılabiliyor. Bir de yüksek kalibreli top içeren hafif zırh. Bunlar tank savardan çok yine bunlar da ateş destek gücü sağlayan, paletli, zırhı olmayan piyade destek araçları. Mesela bu Begleitpanzer 57 üstünde arkaya dahil ateş edebilen makinalı tüfekleri falan da var normal topunun yanında. Gövde üstünde bir sürü yerde içeridekileri makinalı tüfekle sağ solu taramasına imkan veren özel kapakçıklar var. Taretinin arkasında bile makinalı tüfek yuvası var. Tam bildiğin piyade destek cihazı. Piyadelerle birlikte hurra sahaya inip sağ sola ateş etmesi planlanmış bir alet. Bir de taktik topçu var. Bunlar patlama gücü yani yüksek büyük top tutuyor. Ama nokta atışı yapamıyor. Wölfle'ninkiler nokta atış yapabilen tankçılar. Akatsiye'ye de ben daha yapamıyorum çünkü çok yeni ama Panzerhaubitze çok fena arkadaşlar. Çok fena. Şu ana kadar şu gördüğünüz yuvarlak yıldızlı tankların hepsini oynadım. Aa bu tank kötü. Çok kötü, niye aldım ki, tüh oynamasaydım dediğim tank yok. Her tankın kendine göre bir özgü oynanış tarzı şusu busu var. Ama her tank keyif veriyor. Yani WoT'taki gibi uy iğrenç tanka takıldım kaldım yok. Mesela Sheridan oynadığım en zevksiz tanklardan bir tanesiydi. Maşallah 150 milim top var üstünde. Oynamasını öğrenirsen uzaktan tak diye bir geçiriyorsun. Şahkülü kayıyor karşıdaki hafif zırhlıların mesela. Her tankın kendine göre bir keyfi var. O yüzden oynamanızı tavsiye ederim. Bot'un yerine oynayın demiyorum. Çünkü zevkler farklı. Özellikle PvE olması çok farklı bir keyif. Ama yani bu değer. Oynadığınıza değecek bir oyun. Oynaması yine WoT gibi bedava. Ben Premium'a çok yakın zamanda geçtim. Ondan önce Premium'suz oynadım. Premium'suz da oynanıyor. Biraz daha zorluyor.
ama oynanıyor. Tavsiyem mutlaka bir tane premium tanklardan birini alın. Şu yandaki sarılar. Hangisi ne aldığınız farklı değil. Hepsinin kendine göre keyifli tarafları var. Bende birkaç tanesi var ve hepsinden de acayip mutluyum. Luberoncum, nasıl anlatayım şimdi sana? Bir ara bu oynadığımız oyun Armored Warfare. Bir ara full tanıtım yapacağım zaten. Stok bu oyunda ne demek? Şu demek. Akasya yükseltmeleri açalım. Daha hiçbir şeyini açmadım. Aldığım haliyle. Peki bunun sıkıntısı ne? Arkadaşlar, yüksek seviye topçu oynamaya başladığınız anda, yani seviye 6, mutlaka mutlaka farz olan bir şey var. O da şu Illumination Round. Bu bildiğiniz yıldız mermisi. Attığınız alanı aydınlatıyor. Yüksek seviyelerde gerçekten çok önemli. Özellikle PvP'ye giriyorsanız çok önemli bir şey. Bunu açmadan çok fayda sağlamayacağım ben bu tanktan. Yani şunu açana kadar biraz kastırmaca. Serbestle açabilirim. Ama ben tanklarımın hepsini kasmayı seven bir insanım. O yüzden serbestle açmayacağım. Şimdi Proven olayına da bir çok hızlı değineyim. Bütün tankların iki seviyesi var. Bir başladığınızda normal başlıyorsunuz. %50'ye geldiğinizde hemen Proven oluyorsunuz. Proven hale getirdiğiniz anda bir tankı şu alttaki Proven satırındaki şeyler devreye giriyor. Burada ne olur? İşte portre olur, isim olur, modül olur, parça takabileceğiniz, yeni komutan olur. Bir de bu oyunun çok tatlı bir özelliği var. Bir tankı çok sevdiniz ve ondan daha çok oynamak istiyorsunuz. Gold harcarsanız Battle Hardened yapabiliyorsunuz o tankı. Yani mini premium tank hale geliyor. Base geliştirmelerini derken şimdi şöyle her tankın farklı yükseltmeleri var. Zırha ilişkin yükseltmeler var. Tabi bunda bir şey göremeyeceğiz de Chieftain'dan bakalım. Şimdi bir standart şu satır standart tankı ilk aldığınızda gelen malzeme. Üstüne Steel Brew Applique. Bu sonradan sahada takılan malzeme. Tankın üstüne, taretine takılıyor bu şey. Chieftain özelinde. Bu böyle taretine takılan olabilir, yanlara olabilir, era paketleri olabilir. Her tankın kendine göre farklı şeyleri var. Hepsinin de yok. Çok üst seviye tanklarda genelde zırh eklemesi oluyor. Bir de retrofit yuvaları açabiliyorsunuz. Bunlara sonra değineceğim. Ateş gücünde çok nadiren yeni top gelir. Ağırlıklı olarak merminizi iyileştirirsiniz. Bir de ateş gücü retrofit yuvanız var. Mobility de genelde motor geliyor. Teknolojide çok farklı şeyler gelebiliyor. İşte duman bombası gelebilir, atış kontrol sistemi gelebilir. Termal gözlük gelebilir, kamuflaj değil de yani çok farklı. Mesela şu tankta bir aktif koruma sistemi var. Daha açmadım. Soft kill sistemi. Güdümlü mermi size doğru gelirken onu otomatik tespit edip şey yapıyor, imha ediyor. İşte havalandırma sistemi var. Mürettebat verimliliğini artıyor gibi. Bir de en son Proven'lar. Dediğim gibi bu da %50'yi açtıktan sonra açabileceğiniz şeyler. Genelde modüller oluyor. Bazılarında komutan işte mutlaka çoğunda bir para şeyi oluyor. Evet, şimdi bir tanka neler yapabilirsiniz? Bir mermi değiştirebilirsiniz. Yeni mermi geldikçe burası böyle uzup gidiyor. İki, sarf malzemesi ekleyebilirsiniz. Şimdi burada normalde 3 yuva var. Bot'tan alıştığımız gibi işte onarım kiti,
İşte first aid, yangın söndürücü vesaire gibi. Veya işte mürettebata ek şey sağlayan protein çubukları, enerji içeceği, motor yağı vesaire gibi. Bunlar WOT'tan alışık olduğumuz şeyler. Bir dördüncü yuva var. Bu sadece PvE görevlerinde geçerli. Ve yine sadece PvE görevlerinde kullanabileceğiniz böyle bir mid-tier field maintenance kit diye bir parça var. Bunun şöyle bir enteresanlığı var. Bunu almanız neden faydalı? Sadece PvE maçlarda kullanabiliyorsunuz. Bunu bastığınız anda aracınızın can puanının %20'sini geri kazanıyorsunuz. Bir. İkincisi, bütün mermileriniz sanki oyuna yeni başlamış gibi tekrar doluyor. PvE maçlarda zaman zaman bazı haritalarda tamamen merminizi bitirdiğiniz oluyor. Yani ben 40 mermiyi bitirip bunu kullanıp gelen 40'ın da bitirdiğim oldu. Yani 80 mermi yaktığım maç oldu bu oyunda. 80 mermi yakarak ne hasar verdiğimi size anlatın. Vallahi hiç enerji içeceği şey yapmadım. Kullanmadım. 20 bin para hocam. Ben param yok diyorum, sen ne diyorsun? Ha, biri hediye etmiş bana galiba, 97. Allah Allah. İyi bir yere kullanırız. Bir de retrofitler var. Hani demiştim ya, yuvalar açabiliyorsunuz. Çeşitli yuvalar var. Hepsinden olan bir tane var mı? Yok. Var. Hepsinden yok. Şimdi bir tane universal yuva var. Yani buraya istediğiniz cins, ister zırh, ister ateş gücü, ister mobility, ister teknoloji, ne isterseniz takabiliyorsunuz. Bir de konusuna özel yuvalar var. İşte ateş gücü, mobilite, teknoloji gibi. Bunlar mesela, bakın, kilit işareti var. Bunları işte oyunu oynadıkça, buradan şeyi açtıkça yuvaları neredeydi, hangi tanktı o? Yapar mı? Yuvaları açtıkça kullanabilir hale geliyorsunuz. O zaman buraya parça ekleyebiliyorsunuz. Şimdi mesela ben bir takım malzemeler koydum. İşte bunlar 3 seviyede olabiliyor ve her seviyesi farklı bir tankta açılıyor. Mesela bunun 1. seviyesini açmışım BMP1'de, 2. seviyesini BMP2'de açabileceğim. Daha oynamadığım için onu alıp takamıyorum. Ama mesela Chrome Banal'da 1.sini Leopard 1'de, 2.sini Leopard 1A5'te açabiliyorum. Açtım. Şu anda Leopard 2 AV'deyim. Bir sonraki Leopard 2. Leopard 2'yi alıp %50'ye geldiğim zaman Chrome Barrel Lining Mark 3'ü açıp takabilir hale geleceğim. Bunlar fark sağlıyor mu? Kesinlikle sağlıyor. Kesinlikle sağlıyor. İşte her tankın zayıf yönü neyse onu çok kolay destekleyebiliyorsunuz. Mesela Chieftain'ın en büyük sorunu hareket kabiliyetiydi. O yüzden ona universal slot'a hemen şey taktım. Air Induction Pre-Cleaner. Akselerasyon ve gövde dönme hızını artırdı. Bayağı da faydasını gördüm. Çok modül var. İhtiyacınız neyse ona göre alın. Mürettebat becerileri en fazla 2 tane olabiliyor bir mürettebata. Ve bunlar inanılmaz etkiliyor oyunu. Ve maalesef bu mürettebatları tanktan tanka taşıyamıyorsunuz. O yüzden her seferinde sıfırdan eğitmeniz lazım. Yani şu ilk seviyeyi almadan oynadığınız zaman bu ne ya diyorsunuz. Bunu alınca tank bir anda kılık değiştiriyor. Bunu da aldığınız zaman ben şahaneyim, uçtum kaçtım, her şeyi vurdum demeye başlıyorsunuz. O kadar fark ediyor.
Şimdi bazı tanklarda güdümlü füze var. Güdümlü füzelere bakarsanız hasarı 581, delişine bakar mısınız? 668. Dolayısıyla bazen bunları atmak gerekebiliyor. Yüksek seviye tankların çoğunda var. Normal mermi kapasitesinden saymaz. Yani 10 tane bunu almayayım da 10 tane daha sabo alayım dersem alamam. Roket yuvası ayrı. Şimdi tanktan atılan güdümlü mermi, güdümlü roket çok şey değil, manalı değil. Ama daha ufak zırhsız tanklarda mesela çok fark ediyor. Swing fire. Bunda mesela launcher, ikili launcher var. İki tane roketi arka arkaya sallayabiliyor. Bunda çok faydalı tabii. Evet arkadaşlar, çok konuştum. Bu arada da konuşa konuşa boğazım yoruldu. O yüzden size bir veda oyunu oynayıp bugünkü yayınımı kapatayım. Armored Warfare için ayrı bir oturup hesap kitap neden bahsedeceğim, hangi sırayla bahsedeceğim, onların hepsinin üstünden geçip düzgün bir inceleme yapacağım. Ha, bir şeyi atlamayayım. Bir de üssünüz var burada. Kritik cevap ikisi de. Oyuna her gün 100 parçalık ham madde geliyor. Ben de şu anda 1500 birikti. Bunları kullanarak üssünüzün çeşitli bölümlerini güncelleyebiliyorsunuz. Mesela havaalanı donanım masrafına %10 düşüş getiriyor. Bu seviye 5'te, yani her seviye %2 düşürüyor. İşte kışla mürettebat deneyimini hızlandırıyor. Garaj tamir masrafını düşürüyor. Helikopter pisti kazandığınız parayı artırıyor. Akademi mesela, bakın seviye 3'te. Komutanın kazandığı deneyimi artırıyor. Seviye 3'te her seviye başına %2 veriyor. Şu anda 6'da. Güncelle şeyi var. 400 malzemeye yükseltebiliyorum. Yükseltme süresi 12 saat. Evet, yanlış görmediniz. 12 saat. Benim de 1500 malzemem varmış. Ben bunu yükselteyim. Yükselte basıyorum. 12 saat saymaya başladı. İşte onun dışında ne var? Premium süre maliyetini düşürme var. Kazandığınız global... Burada deneyim demiyor, reputasyon diyor. Global reputasyon, yani serbest deneyim diyebileceğimiz şeyi, onu artırıyor. Şu anda %10'da, her güncellemede biraz daha fazla verecek. Evet, 240 saat olan var. Ben en son 196 saatlik bir şey güncelledim. Pitirli olmadı. Evet. Ne oynayayım? Leopar oynayayım. Güzel tanktır Leopar. Bir PvE mission oynayalım. Ne oynuyoruz? Operation Banshee. Fena değildir. En heyecanlısı Stormy Winter. En son aşamasınıza geldiğiniz zaman düşman tankı yağıyor. Oyun büyük. Ufak değil, 20 GB civarlarında diye hatırlıyorum. Oyun büyük çünkü kaplamalar gördüğünüz gibi son derece detaylı.
Sonra arkasından bir sürü şey daha indiriyor. Yani hard diskte bayağı bir yer tutuyor, onu söyleyeyim. Arkadaşlar, oyun karışık değil. Yani çok basit de oynayabiliyorsunuz. Yavaş yavaş öğrenebilirsiniz. Meraklıysanız öğrenebilirsiniz. Meraklı değilseniz bana ne ya deyip hiçbir ilgi göstermeden de oyunu oynayıp keyfini alabilirsiniz. Özellikle PvE modu WoT'ta yok MM'den, yok hafta sonu şapşallarından yakınmaya başladığınız zaman hakikaten hoş bir deneyim sağlıyor. Aha, Terminator delemedik mi? Leopard tabi çok daha çevik bir tank. Çiftine oranla. Çok daha hızlı bir tank. Yok, oradan bize ekmek çıkmaz. Görüldüysem hoş değil. Önümüzde bir şey var demek. Evet. Ha, bu arada komutanın Six Sense olayı açmanız gerekmiyor. Bütün tanklarda standart. İşte Alman isabeti abi. Hareket halinde vuruyor. Zırhı da iyi dayanıyor. Tabii o kadar büyük isabetsizlikte de olmaz ama. Otomatik silahlar arkadaşlar bu oyunda en yüksek hasarı yapabilen tanklar oluyor genelde. Yani küçümsemeyin. Ramka sıkıntı. Delemedik. Yan tarafımı göstermemeye çalışıyorum çünkü bu topların delişleri çok yüksek olduğu için yandan deliyorlar. En ufak bir açıda bile. Evet, geldik fasulyenin faydalarına. Starship M60 A2. Türkiye envanterinde hala olan tanklar. Altay aslında biraz bunların M48'lerin ve bunların yerine geçmek üzere tasarlandı. Tankımın ön zırhını verdiğim için kolay kolay delemiyorlar. Şu Starship'i alayım aslında ben. Ya da şunu alayım da bitsin. Çevik olduğu için sonra yanıma arkama filan dolaşır. Bu arada gördüğünüz gibi tank önümde çıktı. Ve T90 MS delemiyorum.
O da beni delemiyor ama olsun. Sıkıntı. Bakın yandan vuruyorum. Etkisiz. Sebebi era zırhı koruyor. Yine şey yok. Çok sıkıntı. Heh. Yandan da vurmaya başladı. Bu olmadı. Aha, Bradley gördüğünüz gibi aslında zayıf zırhı olmasına rağmen bazen sektirebiliyor. T90'ı öldürmem lazım. Bradley problem değil ama T90 problem. Leopard da problem. Hadi dol 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 dol. Tam önümü veriyorum ki arkadan Starship vurmasın da beni. Kimyasal zırh değil de era paketleri var. Çanakkale geçilmez çalışmalarımız devam ediyor. Çek ilanıcım o Abrams benim. Gel. Bu VFM'ler keşif araçları tam keşif aracı da değil, hafif zırhlı araç. Zırhı ve eğimi sayesinde çok beklenmediği zaman sektirebiliyor. Üstünde de bayağı güçlü top var, sıkıntı. Evet arkadaşlar, mermi sıkıntısı derken bundan bahsediyordum. Sabo'dan sadece iki mermi kaldı. Evet, sıkıntı başlıyor. Evet, heat'e geçtik. Heat bunları delememe ihtimali var. Anacım, yol tıkamazsan tek tank sen değilsin. Çıkmaya da korkuyorum. Bir yandan yakalarlarsa ölürüm. Bakın Ramka'yı Heat'le delemiyorum çünkü adamın her tarafı şeylere karşı taretten vurdum. Shape charge'lara karşı korumalı. Vurdum. Evet. Mermi geldiğinde patlayıp mermi geri püskürten olay, evet, ERA, Explosive Reactive Armor'ın kısaltması. Bunlar modüller halinde kutu kutu altıgen kare şeklinde tanklara sonradan da monte edilebiliyor ve inanılmaz, evet, HQ Hammer Time oynamaya çok değer. Sahada bile tanklara monte edilebiliyor veya sahada patladı diyelim bir tanesi, isabet aldı tank, engelledi, sonra pat o modülü çıkarıp yenisini takıp tekrar devam edebiliyorlar. Çok faydalı. Evet arkadaşlar, 11.856 hasar yapmışız. 13 kill, 16 spotumuz var.
Ekipteki en yüksek hasarı yapmışız ama bakın. XM1 22 tane tank tespit ettiği için bizden yüksek deneyim aldı. 22 tank tespit etmiş, 15 asisti var. Kendi kili 5. Yine de bizden çok deneyim alabildi. Gözcülere bu oyunda bayağı iş var. Yani o gördüğünüz BMP'ler falan şey değil. Oynanmaz bu ya diyeceğiniz tanklar değil veya WOT'taki light tankler gibi kullanışsız da değiller. Son derece keyifli oynaması. Sırf Main Battle Tank oynayacağım diye girmeyin. Mesela şu RDF LT ile ben daha yeni oynamaya başladım. Bayağı keyifli. Şurada gördüğünüz şeyden bu şey demek. AFV, Armored Fighting Vehicle, yani zırhlı savaş aracı tam tercümesi. Zırhı pek zırh değil ama süratli. Tanktan daha çevik. Çok çevik olmasa bile. Üstünde de ciddi bir top var. Hızlı pozisyona giriyor. Gözcülük yapabiliyor. Gerektiğinde geri kaçıyor. Uzaktan snipe yapar. Topu nispeten ufak, o yüzden hasarı düşük ama iş yapıyor yani. Oyun özet olarak kesinlikle oynamaya değer. WOT mu bu mu diye sormayın. İkisi de, yani birini bırakıp da öbürünü oynamanızı gerektirecek bir durum yok. ERC 90'ı. Peki. Anlatayım. Bildiğin tekerlekli. Zırh yok. 12 milim her tarafta. Yani gelen geçeni alıyor içine. Çevik. Hızlı. T'de, yani dolayısıyla görünürlüğü çok kolay değil. Arkada yatıp şey yapabilirsin. Topu güzel. 333 hasar ortalama bir mermisinin. Delişi 229. Bu oyunda 229 çok güzel bir deliş oranı değil. Ama unutmayın, siz de son derece çevik bir aletsiniz. Sağ sol yan çok kolay gidilebiliyor. Bir de gördünüz, özellikle PvE oynuyorsanız yapay zeka son derece saçmalıyor. Yanına arkasını sizi rahatlıkla dönüyor. Damage per minute'ine bakın, 4203. Bu seviye 5. Seviye 5 çiftine bakalım, 3125. Seviye 6 Leopar'a bakalım, 3333. ERC'ye bakalım, 4203. Yani deli gibi hasar veriyor. T'de ve WOT'taki gidişatın aksine buradaki TD'ler genelde bir vuruşta yüksek hasar vereyim diye değil, çok seri atış yapabileyim diye tasarlanmış. Özellikle PvE oyunda seri atış yapabilme kabiliyeti her şeyden daha önemli. Kim önce ateş ederse o alıyor kili. Rokocum, sana da selamlar ama ben bayağı bir süredir yayındayım ve artık yoruldum. Evet, 3 saat 20 dakika olmuş arkadaşlar. Aynen öyle Juba. Sırf ERC ile de değil, yani diğer TD'lerle de, mesela AMX 10P90, bu premium tank almıştım. Acayip keyifli. Bir de tekerlekli dediği paletli. Dolayısıyla olduğunuz yerde de dönebiliyorsunuz. Seviye 4. Tabii şeydeki kadar yüksek seviye atışlar yapamıyorsunuz ama heat kullanabiliyorsunuz mesela. Çünkü karşınızdaki tanklar döküm demir. Yani 2. Dünya Savaşı modeli zırh. Peki. Peki. Son oyun. Ama hakikaten yoruldum. Bundan sonra kapatıyorum. Zor oynayalım da bir şeye değsin.
Hele şimdi şöyle bir de yatabileceğimiz bir harita gelirse var ya, uuu. Armata seviye 10 main battle tank. Erdal'cım. İnşallah bir gün ona da geleceğiz ama daha değil. Fener Rokocuğum, Alp bir resmi araca girişmiş motosikletiyle. Anladığım kadarıyla şeyin hatası, araç hatası, Alp'in bir suçu yok. Şimdi şu yandaki rafineriye kapağı atıp oradan snipe yapsam mı diyorum da. Bu harita bir süre sonra konteynerlerin arasında devam etmeye başlıyor. Çok uzaktan snipe yapamayız. Baştan yaptık, yaptık, yapmadık. Sonra zor. Aha, ıskaladık. Aha, topçu. Aa! Çok kötü. Bu oyunun topçu ile ilgili bir sıkıntısı var. Topçu sizi belirledi mi? Başka kimseye ateş etmiyor. Çok görünür yerdeyim. Canlı çıkamayacağım buradan. Şekil bir ha. Kötü oynadık. 10 seviyeye daha gelmedim ya. Erdal doğru söylüyorsun da ben normalde burayı hep main battle tanklarla oynadığım için haldan yapıp hepsini takır takır avlıyordum. Zırhlı tankla gidince olmadı. Neyse arkadaşlar, ben yorulmuşum. Bugünlük yayınımız bu kadar olsun. WoT yayınımızda, Warships yayınımızda, Armored Warfare yayınlarımızda bundan sonra daha sık devam edecek. Warships'i duyup baydık demeyin. Biraz daha canlı tutmaya çalışacağım. Belki de canlı oynamam, güzel review'lar üstünden giderim. O zaman sıkıntılı kısımlarını hızlı atlarız. Siz de sıkılmazsınız. Herkese iyi akşamlar, iyi pazarlar. Görüşmek üzere.